Evet, öncelikle herkese merhaba, hoş geldiniz. Türkiye Arkeoloji Araştırmaları Webinarı'nın dördüncü serisinin 11. oturumunu açıyorum. Bu oturumda oldukça önemli konuşmalar, sunumlar var. İlk sunumu yapmak üzere Ayşe Çalıkroz'u ekrana davet ediyorum. Kocaeli ve çevresinin stratejik önemi ve antik yollar, yeni keşifler. Evet, yeni keşifleri merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ben öncelikle Arkeoloji Haber'e ve Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün hazırladığı bu gerçekten çok önemli Türkiye Arkeoloji Araştırmaları Webinar 4. programına davet edildiğim için çok mutluyum. Ayrıca bu online sunumları çok başarılı bir şekilde gerçekten götürdükleri için teknik ekibe de çok teşekkür ediyorum ve sözlerime başlamak istiyorum. Evet, Yeni Keşifler adı altında biz aslında bu sunumu başlıkladık ama 2005 yılından beri Kocaeli ili ve ilçelerinde yürüttüğümüz arkeolojik araştırmaların sadece yollarla ilgili olan kısmını bu sunumda yürütmeye çalışacağım, size aktarmaya çalışacağım. İşin en güzel tarafı bu yollarla ilgili olanı hiç ben daha önce herhangi bir konferansta veya yayında değerlendirmedim. İlk defa Arkeoloji Haber'e kısmet oldu. Dolayısıyla bundan dolayı da çok mutluyum. Kendilerine de başarılar diliyorum. Şimdi Kocaeli deyince tabii ki öncelikle bir sanayi kenti olduğu her zaman aklımıza geliyor. Ve şurada Kocaeli'nin haritasında da gördüğümüz gibi aslında Kocaeli sadece bir sanayi kenti değil. En azından 2005 yılından beri arkeoloji bölümünü kurduğumuzdan beri Kocaeli'nin sadece bir sanayi kenti olmadığını, aslında çok önemli bir arkeolojik kent olduğunu da, hatta bir başkent olduğunu da elimizden geldiği kadarıyla bütün dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Yüzey araştırmaları çerçevesinde 12 ilçede çalıştık ve bu 12 ilçede ki antik yolların modern yollardan ayrılarak değerlendirilmesi bu sunumun konusu olacak. Tabii ki burada ekranda gördüğünüz sınırların dışına da resmi olarak da zaten taşmadık. Sadece 12 ilçenin içinde kalan zaten yollar fazlasıyla bizi meşgul etti. Aslında Kocaeli'ne bir Türkiye bazında bir dünya kenti olarak bakmak lazım. Türkiye dünya açısından ne kadar önemliyse, işte Türkiye'nin bile en uzun yolu, pardon, dünyanın bile en uzun yolu nasıl Türkiye'den geçiyorsa, aslında bütün yolların bir anlamda, özellikle tabii ki kıtalar arası yolların Kocaeli'nden bir şekilde geçtiğini her sempozyumda, her bildiride söylemeye çalışıyoruz. Her türlü internet bilgisine başvurduğunuzda, burada da gördüğünüz gibi, aslında bütün yolların Roma'ya çıktığını biz hep biliyoruz. Ama ben artık bir motto halinde bütün yolların Roma'ya çıktığını ama bütün yolların Kocaeli'nden geçtiğini ve özellikle başkent Nikomedia'dan geçtiğini, antik İzmit'ten geçtiğini her konferansımda da söylüyorum. Anadolu tabii ki bir uygarlıklar köprüsü. Bu uygarlıklar köprüsü vazifesini gören kara parçasının en önemli kısmını, Bitinya bölgesini ve Kocaeli bölgesini ele alacağız ve bu değerlendirmeyi 2019 yılının yüzey araştırmalarının buluntularıyla bitireceğiz mecburen. Çünkü 2020 ve 2021 yıllarında ne yazık ki pandemi dolayısıyla biz bu araştırmalarımızı yapamadık sağlık nedeniyle. Ama inşallah bu yıl 2022 yılında aslında tüm yüzey araştırması malzemesini, kalan kısımlarını değerlendirip, alandaki çalışmalarımızı değerlendirip artık yayına geçmek istiyoruz.
Şöyle bir genel harita göstermek istedim öncelikle bu çalışmalarımızla ilgili ve buradan devam edeceğiz. Kocaeli ile ilgili ve tabii ki Nikomedia ile ilgili hangi antik haritaya baksanız, ister bu İskit Seferi sırasında olsun Perslerin, ister Romalıların Doğu Seferleri sırasında olsun, biz her zaman bu bölgenin bir geçit bölgesi olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki sadece antik dönemle de sınırlı değil. Çünkü bölgedeki yaptığımız araştırmalara göre milattan önce 450'lere kadar giden malzememiz var. Yani 450'li yıllardan bugüne kadar getirdiğimiz kronolojik olarak uzanan bir kültür varlığı süreci var. Bu sürecin biz aslında modern dönemde de bu haritalarda karşılaştırmalı olarak hiç değişmediğini size gösteriyor olacağım. Bu bölgede çalışmak çok zor. Neden diye sorarsanız, çünkü Kocaeli Valiliği'nin bu resmi sitesinde de yazdığı gibi bölgede 14 tane OSB var, organize sanayi bölgesi var ve 12 küçük sanayi sitesi var. Dolayısıyla sanayinin arasında biz kendimizi kaybetmeden o yolları da bulmaya çalışıyoruz. Gerçekten ekibimizin işi çok zor. Çünkü Kocaeli ili çevre düzeni planı şemasına baktığımızda da bu şemanın içinde tüm bölgenin aslında modern yaşama uyacak şekilde ileriye doğru planlandığını, ama arkeolojik olarak çok fazla bir planlamanın olmadığını ne yazık ki görüyoruz. Bölge aslında çok önemli. Tabii ki Nikomedia burada çok önemli. Çünkü 264 yılında Bitinya Krallığı'nın başkenti olarak kuruluyor. Nikomedes tarafından ve 74 yılında Romalılara Nikomedes tabii ki krallığı bırakıyor. 63 yılında, 64-63 yılında da Nikomedia tabii ki bu bölgede Pontus'la birleşiyor ve eyalet halinde yaşamını sürdürecek bundan sonra. En şaşalı döneminde 284 yılında milattan sonra Diokletian'ın burayı başkent yapmasıyla geçiriyor. 330 yılında da tabii ki Konstantinopolis'in başkent olduğunu biliyoruz. Peki bu başkentteki yollar nasıldı? Şöyle bir incelemeye girelim. Başkent Nikomedia'nın teritoriyası tabii ki burada çok önemli. Bu teritoriye içinde çok önemli kentler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve başkent olarak Nikomedia'nın da Anadolu'da gerçekten zaman zaman tabii ki Antiyok'ta imparatorun gittiği yer olarak, sarayının olduğu yer olarak bilinse de Nikomedia'nın her zaman çok önemli olduğunu ve Antiyok'la beraber daha sonra da geç antik dönemde Efes'te içine katılarak çok önemli bir merkez olduğunu görüyoruz. Bu merkezin yolları ilintili olarak Bitinya'nın antik dönem yolları olarak şimdi ele alınacak. Ve Barrington Atlas'ta daha önceki takip edilen yollardan çok farklı yol güzergahları olduğunu göreceksiniz. Tabii burada askeri sevkiyat yolu, Roma askeri ana güzergahı sevkiyat yolu olarak Nikomedia çok önemli. Ticaret yolu olarak çok önemli. Ve özellikle ticaret yolunda imparatorluğun en geniş sınırlara ulaştığı milattan sonra 117'de, yani Trajan döneminde biz ve akabinde tabii ki Hadrian döneminde Nikomedia'nın çok çok ön plana çıktığını biliyoruz. Bu yollara da bakacağız. Haçlı seferleri sırasında, daha sonra da haç yolu üzerinde Nikomedia'nın yabancı sitelere burada gördüğünüz gibi bakıldığında Türkiye'de Efes Tarsus'la beraber en önemli kent haline geldiğini ve jeopolitik olarak da Avrupa Asya arasında tek karayolu geçişi olması, Karadeniz'den sıcak sulara inmesi, ormanlar verimli topraklarının olması, dünyanın en korunaklı limanının olması, liman kentinin olması, depremler nedeniyle kaynak sularının bol olması ve tabii ki ham maddelerinin çok olması, taş ocakları, maden, ahşap, bitki ve hayvansal gıdalar gibi
Bu bölgesel önemi stratejik olarak aşırı derecede arttırmıştır. Bu stratejik önem İmparator Trajan zamanında da, hatta Vali Plinius zamanında bir kanal çalışmasıyla biraz daha hareketlendirilmiş ama çok başarıya ulaşılamamıştır. Sonraki yıllarda da İpek yolunun devamı olarak Avrupa bağlantılı Nikomedia yolları ve tabii ki her zaman olduğu gibi imparatorluğun Partya'ya, yani İran üzerine yaptığı seferlerde her zaman önemli olmuştur. Bu haritalara baktığımızda zaten şimdiye kadar yapılan çalışmalarda gerçekten bunun öneminin çok fazla vurgulandığını görüyoruz. Ben de şimdi bu önem üzerinden size rotalarımızı göstermeye çalışacağım. Yeni keşfettiğimiz rotalarımızı göstermeye çalışacağım. Birinci rotamız Nikomedia Nikea olarak devam edecek. İkinci rotamız, aslında ilk baştaki rotamız demem gerekiyor ikinciye. Kalkedon, Dakibiza, Lubisa, Helenopolis üzerinden yine Nikea tarafına, daha sonra da Nikomedia tarafından olan güzergahlara, birazcık da Barentin Atlas'la devam ederek size yeni keşifleri şimdi göstermek istiyorum. İşte bu ilk haritamız. Tabii ki bizim başlangıç noktamız İstanbul sınırı. İstanbul'dan sınırından kalktığımızda böyle bir güzergahla karşılaşıyoruz. Bu güzergahta gördüğünüz gibi tamamıyla Gebze civarına rastlıyor ve orada Fatih'in otağından itibaren bizim sınırımız başlıyor. Zaten antik yolumuz da bizim tam oradan başlayarak haritalar üzerine işlenmeye başladı. Darıca Deva güzergahından devam ediyoruz. Eski Hisar tarafından tarih eserleri de takip ederek, bir taraftan güzergahta bulunan Roma mil taşlarını da takip ederek, aynı şekilde sanayinin kalbine doğru, yani Bilovası'na doğru ilerlerken Tüptak arazisinin içindeki bu Roma yoluyla gerçekten çok yol gösterici bir yoldu orası. Çünkü oldukça yüksekte duruyordu korunaklı arazinin içinde. Biz bütün yolları, özellikle Roma yollarını oranın sayesinde Hannibal'ın yaşadığı yer olan Lübisa'ya kadar getirebildik. Lübisa tabii ki antik önemi olan bir yer ama son zamanlarda çok hareketlendi. Tabii Dilovası'nın sanayisi artı bilişim vadisi derken, şu anda zannedersen yol üzerindeki keşfettiğimiz bütün bu unsurlar, antik dokular belki bizim belgelediğimiz şekliyle bu resimlerde kalacak. Ben de onun için hızlı resimlerde antik yol dokusunu, özellikle de Roma yolu dokusunu burada size göstermeye çalışacağım. Burada tabii ki Roma köprüleri var Dilderesi üzerinde. Ama çalışılması çok zor gerçekten derenin içinde. Fakat biz bütün kalıntıları bu şekilde en azından harita üzerine ölçekli olarak işleyebildik ve Hereke yönüne doğru Tavşancıl'dan itibaren kuzeye ve güneye güzergahlı olarak ilerlemeye başladık. Ve ilerlediğimizde de gördüğünüz gibi hem yol üzerindeki köprüler hem de ana arter Roma yolu olarak genellikle adlandırmak istiyoruz. Öncesini çok fazla tarihlendiremiyoruz çünkü merkeze kadar yolun geldiğini bu şekilde görüyoruz. Merkezde de tek kalan yolumuz kent merkezinde buydu ama bildiğim kadarıyla artık bu da yok. Özellikle merkezden tabii Nikomedia'dan bütün dünyaya ulaşan bilgiler çok fazla var. Onlardan bir tanesi burada Diokletianus zamanındaki fiyatlar fermanındaki ölçüler veya fiyatlar diyelim. Çünkü tek başına yük fiyatını burada veriyoruz. Ve Nikomedia bu anlamda çok fazla çalışılmış. Özellikle su yolları çok fazla çalışılmış. İlk bizim zaten başlangıç noktamızdı su yolları da. Kuzeye doğru ilerlediğimizde öncelikle Paşa Suyu su yolları güzergahlarını bu şekilde keşfettik. Daha sonra doğuya doğru gittiğimizde şu anda 25 sene önce 150 metre kenara taşınan Roma köprüsüyle karşılaştık. Yol güzergahını böylece
bulmuş olduk. Doğuya doğru gittiğimizde Eşme civarında köprümüz var veya antik yolumuz devam ediyor. Daha sonra Kartepe civarına güneye doğru yöneldiğimizde yolumuz devam ediyor. 2006 yılında Köseköy'de bu yeni keşfettiğimiz yol vardı ama şimdi olmadığını biliyorum. Bir mil taşı olduğuna inandığımız taşla beraber Nikomedia'dan Köseköy'e doğru olan ana arter buydu. Bu nekropolden geçen ana yol aynı zamanda. Tabii ki bu yol Ankyure'ye kadar devam ediyordu. Ve Kartepe Tahtalı mevkiinde de kalan kısmını biz bulduk ama ne yazık ki şu anda tespit ettiğimiz alanlar nokta olarak yok deme noktasındayım. Biz tabii ki sonra kuzeye doğru, Karadeniz kıyılarına doğru yöneldik. Burada işaretli olarak gördüğünüz gibi ve orada da gerçekten bir takım teker izleri dahil olmak üzere çok güzel Roma yollarına rastladık. Daha sonra bazıları bu şekilde gördüğünüz gibi üzeri döşenmiş. En güzel sürprizlerden birisi tabii ki 2006 yılı itibariyle 7000 yılı itibariyle bulduğumuz Roma Köprüsü'ydü. Herakliya'ya götürüyor bizi. Daha sonra tabii Kandıra civarında küçük küçük yerleşimlerin böyle döşemeli yolları var. Ve biz oradan güneye yönelmek durumunda kaldık. Parça parça devam ediyoruz. Sunumumu da güneyle bitireceğim. Bir orada kilise yolunda antik yola rastladık. Ve tabii ki bu yol tarihi açıdan çok önemli. Nereye gittiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü Nikea'ya gidiyor, İzni'ye gidiyor. Bir hac yolu olarak da kabul ediliyor. Bu yol üzerinde kesme taşlardan oluşan yol hala 2000 yıldır, yaklaşık 2000 yıldır ve köprü kullanılıyor. Ve hemen bu köprünün yanında yaklaşık 500 metre ilerisinde beş gözlü olduğuna inandığımız çok büyük bir köprü yıkıntısıyla, Roma köprü yıkıntısıyla karşılaştık. Hemen yanında da Valde Köprü vardı. Valde Köprü bizi sürprizle karşıladı çünkü restore edildiğinde buranın taşları çok yakındaki Taşağıl Roma Taş Ocağı'ndan getirilmiş. Bu çok önemliydi. Tabii sadece önemli olan o güneydeki Nikea yolu değil, bir de kuzeydeki Kerpe civarındaki Kalpe Limanı'na giden, Nikomedia'dan Kalpe'ye doğru giden yollara bakmak durumunda kaldık. Ve orada tabii çok fazla su kaynağı var. Su kaynağı güzergahlarında çalışmak çok zor ama Ksenofon bu bölgeyle ilgili bize çok güzel bilgiler veriyor. O bilgiler doğrultusunda biz arkeolojik buluntu veren bölgeleri vejetasyon çok yoğun olmasına rağmen tek tek tespit ederek birkaç yıl yoğun çalışarak burada yeni yol güzergahlarını Kalpe'ye kadar Nikomedia ile Kalpe arasında bulabildik. Bu yolların hepsi Karadeniz tarafında kuzey-güney yönlü olduğunu şimdiden bildirmek isterim. Burası ayrıca yayınlanmıyor. Şu anda kuzeydeki bulduğumuz yolları görüyorsunuz. Bu körfezin güneyinde kalan ve birebir harita üzerine ölçekli olarak işaretlediğimiz yolları görüyorsunuz. Bu da çok genel anlamıyla bulduğumuz yolları görüyorsunuz. Burada tabii ki şu anda üzerinde yayın olarak çalıştığımız yollar henüz bitmiş değil. Eksik kalan kısımları 2022 yılında tamamlayarak inşallah arkeoloji camiasının, ben çok iyi biliyorum ki bu coğrafyasını çalışanların heyecanla beklediği bir sonuç olarak biz antik yolları size burada kısaca göstermeye çalıştığım gibi gerçekten toparlamış olacağız ve dünya kültür mirası olarak tüm insanlığa hediye etmiş olacağız. Zamanın kısıtlı olduğunu biliyorum. Onun için ben burada sözümü bitirmek istiyorum ama bitirmeden önce de 2005-2019 yılları arasında Dünya Kültür Mirası olarak Kocaeli Kültür Varlıkları Envanterini oluşturma adına yaklaşık olarak 10 bin eser çalıştık. Ve bu çalışmalar sırasında ben sonsuz emek veren bakanlık çalışanlarımıza, tüm kamu ve özel sektör destekçilerimize,
meslektaşlarıma, Kocaeli halkına, bütün köylüler dahil ve son derece özverili öğrencilerime sonsuz teşekkürler ediyorum. 2022 yılında da inşallah lütfen bizi izlemeye devam edin. Sonuçlarımızla, tam sonuçlarımızla geliyor olacağız. Bu vesileyle ben pandemi döneminde gerçekten gözümüzü gönlümüzü açan Arkeoloji Haber'e sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu webinarın emektarlarına çok teşekkür ediyorum. Ve organizasyonda büyük emeği olan Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümüne, başta Profesör Doktor Mustafa Şahin hocamız olmak üzere, çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için de size teşekkür ediyorum. Evet, çok güzel bir sunumdu. Yeni keşiflerden haberdar olduk. Çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmaları da merakla bekleyeceğiz Ayşe'ciğim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Çok sağ olun. Umarım süreyi aşmamışımdır. Yok yok, aşmadın. Gayet güzel kullandın. Onun için de teşekkür ediyorum ayrıca sana. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, şimdi ikinci konuşmacımıza geçiyoruz. Fatma Bağdatlı Çam, Bartın ili yüzey araştırmasını sunacak bize. Buyurun. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun her şey için. Öncelikle herkese merhabalar. Böyle bir sunuma vesile olduğu için, böyle bir arkeoloji webinarını düzenlediği için Arkeoloji Haberi ve emeği geçen herkese öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Hocam özür dilerim. Sunumu tam ekran yapabilir misiniz? Tabii ki. Tamam, buyurun. Teşekkür ederim. Bartın ili ve ilçeleri yüzey araştırması çalışmamız 2017 yılından bu yana yürütülmekte ve 2020 yılında pandemi nedeniyle yapamadığımız çalışmayı 2021 yılında yeniden gerçekleştirebildik. Ekip üyelerimiz Bartın Üniversitesi ağırlıklı olmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi'nden değerli hocalarımızın katkılarıyla ve öğrencilerimizin katkılarıyla gerçekleştirilmiş durumda. Ve bu sene bize eşlik eden, çalışmalarımızda eşlik eden bakanlık yetkili temsilcimiz olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde görevli uzman Ömer Çepnoğlu'na da hem sabrı hem birlikte işbirliği içerisinde oldukça verimli bir çalışma gerçekleştirebildik. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne etmemiz gerekiyor. Öncelikle bu çalışmaya izin verdikleri için ve gerçekleştirebildiğimiz için. Çalışmamızı Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, Bartın İl Özel İdaresi'nin destekleri bu sene özellikle işbirliği içerisinde yaptığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü ile birlikte çalışmaya başladık. O yüzden Bartın İl Özel İdaresi'ne de özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Ulus Belediyesi'ne, ki ulus sektöründe bize oldukça destek oldular. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Küre Dağları Milli Parklar Müdürlüğü de Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yaptığımız çalışmalarda hem çalışma iznini verdiler hem de bize rehberlik ettiler o alanda. O yüzden çok teşekkür ederiz. Çalışmamızın bir kısmını yine finanse eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na çok teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca çalışmamız sırasında hem bilgi alışverişi hem de destekleriyle Amasra Müze Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nda uzman personele çok teşekkür etmek istiyoruz. Bunun yanında muhtarlarımız da bize hem güler yüzlü hem de rehberlik ederek çalışmalarımızda destek oldular. Onlara da bir teşekkürü sunmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu yıl, 2021 yılı çalışmalarımız 4 ana sektörde gerçekleştirebildik. Bunlardan birinci ve ikinci sektör, özellikle 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz Bartın Nehri, yani Partenios Nehri'nin batı kıyıları, kıyı şeridi ve iç bölgelerindeki yerleşimlerin tespitine yönelik çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Ve Bartın Boğazı'nın son noktamız, 2019 yılındaki çalışmalarımızın son noktası, Bartın Boğazı içerisinde ya da kıyı şeridinde, nehir boyunda daha doğrusu, olası yerleşimlere dair tespitlerdi. O dönemde
ki bulgularımız erken Bizans dönemine ait muhtemelen liman yerleşimi olarak tanımlayabileceğimiz bir yerleşime işaret ediyordu. Ve en son çalışmamızın son gününde ancak gidebildiğimiz Koca Reis Köyü de Boğaz bölgesinden bugün de kentin o konumlandığı vadiye giriş bölgesinde yer alan Koca Reis Köyü'nde noktalanmıştı. Ve Koca Reis Köyü'nde de 2019 yılı çalışmalarımızda Manastırtepe, özellikle köyün yerleştiği, yamaçlarına yerleştiği Manastırtepe üzerindeki Manastırtepe tümülüsü ve çok sayıda kaçak kuzu çukurunda gördüğümüz dasit, lahit parçaları ve Amasra Müzesi'nde daha öncesinde, yıllar öncesinde bu bölgeden gitmiş olan büyük boyutlu lahitler sayesinde bu alanın nekropol alanı olma ihtimali üzerinde yoğunlaşmıştık. Ve kent merkezinde de mimari buluntulara, milattan sonra 2. yüzyıla ait mimari buluntularımızda tespitlerimizi gerçekleştirmiştik. Ve şöyle bir soru sormuştuk. Parthenios antik kentinin yerleşim alanı bu bölge olabilir mi diye. Çünkü bizden önceki bugüne kadar yapılan çalışmalarda 19. yüzyıldan bu yana bu alandaki tespitler Fondist ile başlıyor. Fondist 19. yüzyıldaki kendi gözleriyle de şahit olduğu, olası tapınak alanı olduğuna dair bir örneğin kadın heykelinin bulunduğu, yazıtın bulunduğundan bahsediyor yayınlarında. Boğaz bölgesinin Parthenios kentinin yerleşme alanı olduğu noktasında duruyor ve ondan sonra gelen Klaus belki de erken Bizans dönemine ait bir yazıttan bahsediyor örneğin. O yüzden kentin konumu için Boğaz bölgesi daha çok bugüne kadar önerilmişti. Ancak Kocaeli'deki bulgularımız acaba Parthenios ya da Parthenokome olarak isimlendirilen bu antik kentin konumunun Bartın merkezinin yakınındaki nehirle bağlantılı bu vadi içerisinde olması gerektiğine işaret etmekteydi. O yüzden de bizim için en önemli sektör birinci sektör haline geldi. İkinci sektör de Parthenios Nehri ile Amastris kenti arasındaki olası yol ağları ve yerleşim birimlerinin tespitine yönelikti. Üçüncü sektör zaten 2019 yılında yoğun tespitlerimizin olduğu Arıt bölgesi. Orada daha kısa süreli çalıştık ama asıl bu sene sürpriz sonuçları bize getiren ve iç Paflagonya bölgesini tanımamıza sağlayacak özel verileriyle ve bundan sonra da belki de odaklanmamız gereken bir bölge olarak Ulus bölgesi oldu. Birinci sektörle başlayacak olursak, biraz önce girişte de bahsettiğim gibi Parthenokome antik kentinin oluşum ya da yerleşim alanını tespite yönelik Koca Reis ve Akgöz köyünün üzerine konumlandığı Manastırtepe ve hemen vadi içerisinde sıralanan Dallıca köyü ve bugünkü TOKİ konutlarının da bulunduğu tepelik alan, Ordiyeri'nin bulunduğu tepelik alan, Bartın Nehri'ne kadar olan alanı taramaya çalıştık. Ve bu alanda gayet önemli bulgularımız bizi karşıladı. Bunlardan bir tanesi Koca Reis Mezarlığı içerisindeki bu tespitlerimiz oldu. Koca Reis Mezarlığı içerisinde burada gördüğümüz antropomorfik stel olarak tanımladığımız şimdilik önemli tespitlerimiz ve bunların yanında bazalttan yapılmış olmaları, yerel taştan yapılmış olmaları ve çok sayıda aynı bölgede bulunmuş olmaları nedeniyle önemli bir kanıt karşımıza çıktı. Bu bölgede daha önce rastlanmamış, aslında güzelce Hisar'da daha önceki seneki sunumumuzda gösterdiğimiz antropomorfik stel olarak tanımladığımız başlıklar vardı, steller vardı. Ancak bunlar çok daha farklı. İdol formunda olanlar. Burada fallos tepi dedik ama olasılıkla bu da yarım kalmış, tamamlanamamış ve idol formunda işlenmek üzere yapımına başlanmış ancak yarım kalmış ve birçok onun gibi yarım bazalt sütuna benzer ya da stel olarak isimlendirebileceğimiz antropomorfik stellerin parçalar halinde de yüzeyde çok fazla bulunması sebebiyle bu alana ayrıca dikkat etmemiz gerektiğini ve bu stellerin kaynağı ve dönemiyle ilgili çalışmalarımıza başladık. Bizim çalışmamızdan önce 2020 yılında Amasra Müzesi tarafından burada hali hazırda bunlar zaten tespit edilmişti, onu belirtmemiz gerekiyor. Ve bunlardan en önemli form olarak da oldukça ilginç Anadolu motiflerini de içerisinde taşıyan iki önemli stel Amasra Müzesi'nde şu anda birlikte değerlendirilerek bu alanın muhtemelen Ukrayna'da Dinyeper bölgesindeki 1980'lerde 90'larda yapılan bir çalışma neticesine benzer antropomorfik figürlerden oluşan bir nevi kutsal alan olarak tanımlaması yapılan formlarla benzerlik gösterdiği
birinci olasılık. İkinci olasılıksa bölgede de artık varlığı kanıtlanmış olan Frick bağlantısı üzerinde şu anda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yakın bir zamanda bununla ilgili yayınımızı tamamlamak üzereyiz. Bunun dışında alanda bu mezarlık alanı bize çok önemli bulgular sağladı. Neden? Çünkü buradaki tespit çalışmamız nekropol alanının uzantısını, hangi alana kadar uzandığını tespit etmeye çalışıyorduk. Alanda çok sayıda ağırlıklı Bizans olmak üzere mimari parçalar spolyer olarak kullanılmış, mezar taşı olarak kullanılmış ve ayrıca Osmanlı döneminde de yoğun olarak kullanılmış bir alan olduğunu gördük. Ve Koca Reis'in hemen güneyinde nehrin kenarında Asarlık Tepe olarak bilinen mevkide de Parthenios antik kentine dair, çünkü bugüne kadar yerinde en azından mimari parçaları bulabileceğimiz şey olmamıştı. Hep spolyer olarak mezarlıklarda ya da köyün içerisinde görmüştük. Asarlık Tepe bu konuda bize teorimizi destekleyecek kanıtlar sundu. Asarlık Tepe'de yüzeyde az sayıda da olsa Roma dönemi seramikler ve çevresinde, tepenin çevresinde ve eteklerinde mermer ve olasılıkla dasit mimari blokları tespit ettik. Burada İyon Kümatyonu olan üzerinde muhtemelen bir tavan kaseti olduğunu görüyoruz. Burada da yine bir sütun parçası, burada da bir konsol dikkatimizi çekti ve milattan sonra 3. yüzyıla ait olasılıkla bu alanda bir mimari yerleşimin olduğu, yapı ya da yapılar grubunun olduğuna dair en azından bir kanıtımız olmuş oldu. Yani Parthenokome yerleşimiyle ilgili mezarlık alanı, yani nekropol alanı ve yerleşime ait ya da bir yapı izine ait de ilk kanıtımız böylece gelmiş oldu. Akgöz Köyü'nde hemen devamında, o Manastır Tepe'nin devamında Koca Reis Köyü'nün hemen komşu mahallesi iç içe girmiş durumda. Mezarlık alanları da birleşik zaten. Aynı şekilde orada da Koca Reis Köyü ile benzer. Burada daha çok yalnız Osmanlı dönemi mezar taşlarının çok yoğun olduğunu ve benzer şekilde spolyer malzemenin ve dasit lahit kapaklarının, mimari bulguların ve aynı şekilde antropomorfik stellerin de mezar taşı olarak kullanıldığını gördük. Köyün içerisinde de mimari bulgular gelmeye devam etti. Bunlardan en bizim için önemli olanı burada gördüğümüz konsoldu. Olasılıkla milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen bu mermer konsol parçası sayesinde de ve milattan sonra 5. yüzyıla tarihlenen sütun parçası yine köyün içerisindeki evlerde tespit ettiğimiz bulgulardan. Bu da biraz önceki bulgularımızı destekleyen diğer kanıtlar. Yani bu bölgede yoğun yapı izleri, yani var olan yapılara ait izlerin hem mezarlık alanında hem köy içerisinde gelmesi, Parthenokome yerleşimine ait bölgede olduğumuza dair kanıtları sunmaya devam etti. Sınır belirlememize yardımcı olan şey ise Akgöz Köyü'nün hemen doğusunda tepelik alanda, ki aynı zamanda vadiye açılacak olan da kesimi oluşturuyor. Son tepelik alanı oluşturuyor sınırda. Üç tane zaten hali hazırda bunlar kurul tarafından tespiti yapılmış ve kayıt altına alınmış bir iki tanesi. Bu bir numaralı kaya mezarı, üç tane kaya mezarı da incelemelerde bulunduk. Bir numaralı kaya mezarı, iki numaralı kaya mezarı, ki iki numaralı kaya mezarının özellikle şurada gördüğünüz bir tabulansata yazıt bir kısmı korunabilmiş diyebiliriz. 11 satından oluşan muhtemelen bir Roma dönemi, Roma İmparatorluk dönemine ait bir yazıt olduğunu gördük. Epigraf hocamız Bülent Öztürk tarafından da bu yazıt çalışılmaya başlandı. Ve üçüncü mezar bizim için sürpriz oldu, çünkü iki tanesi biliniyordu. Üçüncü mezardan belki bulgular, yeni bulgular en azından elde edebiliriz dedik ama tabii ki hüsrana uğradık. Çünkü mezarın içerisi maalesef artık tanınamayacak derecede zarar görmüştü. Dallıca Köyü hemen beraberinde, yani Bartın kentine açılan vadideyiz artık. Yani Bartın'a karşıdan bakıyoruz. Nehrin kenarındaki o iç bölgedeyiz. Burada da Osmanlı döneminin yoğun yerleşimine ait mezarlıklarda mezar taşlarının korunduğunu, çeşme yapılarının korunduğunu gördük ve bunları belgeledik.
Dallıca'da çalışmalarımızı sürdürdük. Dallıca Köy Merkezi'nde çevresinde yaptığımız çalışmalarda yoğun seramik bulgusu, oldukça yoğun tarlalarda, özellikle burada gördüğümüz Roma dönemi amorf parçalar da içeren çok yoğun buluntular karşımıza çıktı. Bu da yine kentin bu bölgede varlığına dair en önemli işaretleri bize sundu. Burada gördüğümüz Pallos da muhtemelen ya bu bölgede ya da hemen komşu bölgede, ki bir sonraki şeyde göreceğiz. 5 adet tümülüsü tespit ettiğimiz alan, tümülüslerin bulunduğu bir tepelik alan, Amastris ile Parthenios arasındaki yol güzergahı üzerinde olasılıkla o tümülüslerden de getirilmiş olabilir şeklinde yorumladık. Ve asıl çalışmanın sürprizi ve bizi şaşırtan şey, çünkü Parthenios ya da Parthenokome'ye dair ya da bu bölgenin en erken dönemine dair tespitler, özellikle protohistorik dönemlere tespitler, çevremizde de gözlemlediğimiz kadarıyla CIDE projesinde örneğin Bleda Düring Glatz'ın yaptığı çalışmalarda ve Zonguldak bölgesinde İnönü Mağarası gibi Hamza ve Gülen hocaların yaptığı çalışmalarda da gördüğümüz gibi genelde hep yükseklerde, dağlık alanda biz protohistorik malzemeleri rastlıyorduk bu bölgede. Ancak burada bir hüyük ya da olasılıkla tepe üstü yerleşim olarak aslında şimdilik tanımladık. Bu alanda artık protohistoriya alanında da bir hocamız ekibimize dahil oldu. Onunla beraber çok daha sağlıklı değerlendirmelerimizi yapabileceğimizi düşünüyoruz. Tepelik alanın hemen kuzey kısmında üstte bir küçük tepe daha oluşturuyor ve buradaki çukurlardan çıkan atık toprak içerisinde çok sayıda seramik ve kerpiç malzeme ele geçti ve bunları temizlediğimizde ve birçok parçanın birleştiğini gördük. Yüzeyleri ve hamurlarından yola çıkarak da erken tunç, olasılıkla kalkolitik ama yüksek olasılıkla da erken tunç, şimdilik tepe üstü yerleşim tanımlamasını yaptık bu bölge için, bu alan için. Ve bizim için önemli olansa, biz Parthenokome'nin Roma döneminden itibaren burada var olduğuna dair işaretleri bulduğumuza sevinirken, aynı zamanda hemen Bartın merkeze bu kadar yakın bir konumda tunç dönemine inen böyle bir veriyle karşılaşmak, Bartın kentinin ya da Parthenios kentinin çok daha erken dönemlere inen bulgularını tespit etmiş olduk. Protohistorik dönemlerden bu yana var olduğunu anlamış olduk. İkinci sektörümüz, biraz önce söylediğimiz gibi hemen bu bölgenin devamı, doğusuna doğru gidiyoruz ve Parthenios Nehri ile Amastris Antik Kenti arasındaki yol güzergahı üzerindeki bulgularımız. Kaman Köyü ile Kaspınar Köyü arasındaki dağlık alanda burada gördüğümüz yol döşemi sayesinde bir antik yol olduğunu ve bu yol boyunca da çok sayıda çakmak taşı, çekirdek şeklinde ama dikkatimizi çekti. Onları da belgeledik. Ve bu dağlık alanda hemen altında 50 metre aşağısında bir nehir ve yamaçta yer alıyor. 3 adet doğal mağara olarak aslında kayıtlara geçmiş, gavurevi mağaralar olarak biliniyor. Ancak olasılıkla geç antik çağda şurada gördüğümüz mezar yatakları, tıpkı Akgöz'deki mezarlar gibi kayaya oygu mezarların oluşturulduğunu gördük. Ve muhtemelen geç antik çağ ya da erken Hristiyanlık döneminde buraların kaya mezarı olarak işlev kazandırıldığını ve bunların içerisinde özellikle 2 numaralı olarak bulma sıramıza göre numara vermiştik. 2 numaralı kaya mezarı içerisindeki bu dikdörtgen havuz biçimindeki işleme ve ön yüzde çukurların oluşturulması muhtemelen çok daha erken dönemden itibaren bu alanda kutsal alan işlevi olma ihtimali kesinlikle. Çünkü herhangi bir bununla ilgili bir bulgumuz yok. Sadece burada bir mezarın olma şeyi çok kaya çünkü. Diğerlerinde toprak yüzeyi de görebiliyorsunuz. Doldurulmuş çünkü burada mezarlar oluşturulmuş. Ve ele geçen seramik ve kiremit parçaları sayesinde de geçen tek çağda buraların kullanıldığını görüyoruz. Bu nedenle belki de biraz daha erken dönemden itibaren buranın kullanılmaya başlandığını, ancak geç antik dönemde mezarlık işlevi kazandırıldığını söyleyebiliriz. Ön yüzde de bir düzenleme olduğunu, kabaca düzeltildiğini söyleyebiliriz. Devamında 2018 yılında antik yol, kuş kayası anıtı üzerindeki Roma yolu bunun devamını belgelemiştik. Sayvankaya olarak bilinen yol anıtı da vardı bu yol üzerinde. O iki yolun kesiştiği noktadan iç bölgelere giden bir başka yol güzergahı
olabileceğini ihtimali üzerinde durmuştuk. O yüzden güneye doğru devam ettik ve Bostanlar Köyü'ne, özellikle Kuş Kayası'nın hemen arkasından, tepelik alandan Bostanlar Köyü'ne doğru buradaki yol düzlemini takip ettik ve bu yol güzergahı üzerinde de rampa oluşturan çeşitli düzlemler, ana kayanın işlenmiş olduğunu tespit ettik. Ve devamında da İnönü olarak isimlendirilen, İnönü Mağarası olarak isimlendirilen arka soryumlu bir kaya mezarı yine belgeleme yaptık. Arka soryumun arka kısmının kazıldığını, patlatıldığını ve dinamitlerin yerinde olduğunu gördük. Hemen müze müdürlüğüne ve jandarmaya haber vererek çalışmalarımıza devam ettirdik. Bu mezarın bulunduğu kayalık alanın devamında da hem buranın taş yatağı olarak kullanıldığını hem de yamacın, şurada gördüğümüz yamacın bir nevi işlik olarak kullanıldığını gördük. Bu da bize şuna işaret etti. Ama hemen Amastris'e oldukça yakın bir bölgedeyiz. Amastris'in hinterlandı içerisindeki üretim alanlarından bir tanesi olma niteliği olduğunu düşünmekteyiz. Ve yine Parthenios, yani bugünkü Bartın Amasra yolu üzerinde, tepelik alan üzerinde kaçak kazılarla maalesef çok fazla zarar görmüş olan 5 adet tümülüsü de yine belgeledik. Ve dediğimiz gibi en şaşırtıcı ve özellikle İç Paflagonya ile ilgili ya da İç Paflagonya ile tanışmamızı sağlayan ulus sektörü oldu. Ulus sektöründe erken Cumhuriyet, geç Osmanlı ya da erken Cumhuriyet dönemi ahşap mimari evleri belgelendirdik ve onun yanı sıra hemen köyün yanındaki Tepecik olarak isimlendirilen alanda da geç Tunç Çağı bir höyük tespit ettik. Buradan gelen seramik malzemeleri ve kerpiçleri içlerinde örneklerden daha sonra çalışmak üzere kayıt altına aldık. Karahasan Köyü bizim için çok önemliydi. Neden önemliydi? Karahasan Köyü 1990'larda zaten Klaus Berke tarafından da ziyaret edilmiş. Hatta burada Bahri amcamız bize orada rehberlik etti. Klaus Berke ile de tanışmış. Aslanları belgelediklerini ondan öğrendik zaten. Sonrasında zaten yayınlarında da takip ettiğimizde bu aslanların onlar tarafından 90'lı yıllarda tespit edildiğini gördük. Ama bizim için şöyle bir güzelliği oldu. Yerinde bu aslanların bu köy içerisinde bulunduğunu ve çok sayıda fallos ve özellikle çok büyük boyutlu fallosların olması ve aslan heykellerinin olması sayesinde ve köylülerden aldığımız bilgiler doğrultusunda hemen köyün dışında Altı Mahallesi'nin sırtlarında Çekirge Tepe olarak isimlendirilen tepelik alanda burada gördüğümüz yerinde aslan heykelini bulma şansımız bizim için çok önemli oldu. Ve böylece aslan heykelinde uzun üzerinde bulunduğu bu alanın tümülüs olduğunu ve burada kurula da biraz önce de bahsettiğimiz tüm tespitlerle birlikte kurula gönderdiğimiz sit fişlerimizde de ya da sit önerilerimizde de bu aslanın korunması ve bu alanda da çalışma yapılması gerektiğiyle ilgili önerilerimizi bildirdik. Dediğimiz gibi aslanı yerinde bulabilmek bizi çok heyecanlandırdı ve devamında ulus merkezinde Orman Müdürlüğü bahçesindeki aslan heykelleri, bunlar çok daha eski tarihlerde buraya getirilmiş ve yerleştirilmiş, zaten belgelendirilmiş. Burada gördüğümüz aslan ve şurada gördüğümüz altarın Karahasan Köyü'nden Dodurga Köyü'nde bir tane aslan tespit ettik. Bunların da Drahna Vadisi'nden, bu aslanın da Drahna Vadisi'nden geldiğini, yani yine ulusun içerisinden geldiğini gördük. Ve özellikle Amasra Müzesi'nde de iki tane Karahasan'dan gelmiş olan aslan heykeliyle birlikte biçimsel ve işleme teknikleriyle oldukça benzerlik göstermesi, kreş taşından yapılmış olmaları ve dediğimiz gibi form ve stil özellikleri, teknik özellikleriyle de uyumlu olmaları sebebiyle muhtemelen Karahasan Köyü ve çevresinde bu aslanların üretilmiş olduğu noktasında da ve bu bölgede aslan heykellerinin üretilmiş olduğu noktasında da çalışma gerçekleştirmeye başladık. 2022 yılında bu alandaki çalışmalarımızı tamamlayarak yayına dönüştürmeyi planlıyoruz. Son gittiğimiz bölgemizde Küre Dağları, ki bu bölgede en önemli, özellikle Karadeniz'in en önemli milli parklarından bir tanesi Küre Dağları Milli Parkı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün özel izniyle burada çalışma gerçekleştirebildik ve Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü'nün rehberliğinde burada küçük bir ekip ancak gidebildik. Çünkü yaklaşık 1600-2000 metre bir rakımdan bahsediyoruz.
ve sık ormanlık bir alan içerisinde. Halk arasında uzun çarşı ve odalar yanı olarak bilinen bu bölgede çok sayıda odalar yanı ve uzun çarşı olarak ismi geçen bu kalıntıların olduğu ya da yapıların bulunduğu alanlar arasında da 1,5-2 kilometre gibi bir mesafe var. Burada korunan, yüzeyde korunan bütün yapılar tespit edildi. Buna göre iki tane kilise, sarnıç ve şurada gördüğümüz kemerli yapıda mezarlık yapısı olarak kullanıldığını gördük. Birkaç yapı daha var ancak onların işleviyle ilgili biraz daha tartışma söz konusu diyelim. Ancak yapıların erken Bizans dönemi sonlarında milattan sonra 9 ya da 10. yüzyıldan itibaren bu bölgede yerleşimin başladığını ve muhtemelen de manastır benzeri bir yerleşim birimi olduğuna işaret etmekte. Bu alanda da Bizans uzmanımız Ercan Benim tarafından bir yayın hazırlanmakta. Öncelikle çalışmamıza çok büyük emek veren ve katkı sağlayan tüm ekip üyelerimize, çünkü oldukça zorlu bir coğrafyada çalışıyoruz ve tüm maddi imkansızlıklar ve zorlu koşullar içerisinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hepsine özverileri için ve bakanlık temsilcimize de aynı şekilde sabırları ve katkıları için Ömer Bey'e de ayrı teşekkür etmek istiyoruz. Çalışmalarımızı bu şekilde gerçekleştirdik ve katkı sağlayan, işbirliği içerisinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlara da tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım süremi de aşmamışımdır. Birazcık aştın ama hiç önemli değil. Çok aşmadın. Yine teşekkür ediyorum sana. Yüzey araştırmaları gerçekten çok önemli. Çünkü bir gittiğinizde tespit ettiğiniz bir malzemeyi bir iki yıl sonra gittiğinizde yerinde bulamama ihtimaliniz çok kuvvetli. Aynen. Onun için belgelemek çok çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şimdi üçüncü konuşmacımız Yalova Altınova'daki İznik Yolu güzergahındaki tarihi eserler ve yerleşimler konulu sunumunu yapacak bize. Buyurun Selçuk Bey. Çok teşekkürler Asuman Hocam. Bir dakika açayım. Selçuk Hocam, sunumunuzu tam ekran yapmanız yeterli şu an. Tamam, sunumu şey yapamadım. Tamam. Sunumu tam ekran yapayım. Tamam mıdır? Evet hocam. Tamam, çok teşekkürler. Öncelikle bu webinarı düzenleyen Arkeolojik Haber'e, başta Murat Bey olmak üzere, tüm ekip çalışanlarına, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'ne çok teşekkür ederim. İki gündür Türkiye'nin her yerinde yapılmış çalışmaları zevkle izliyoruz ve takip ediyoruz. Tabii bunların kaydedilip YouTube üzerinden sürekli yayınlanması da bu ilgiyi, bu izlenimi daha da arttıracaktır. Biz aslında Ayşe Hoca'nın anlattığı güzergahların devamını ben anlatacağım. Dolayısıyla arka arkaya konuşmamız bu açıdan çok güzel bir yerleştirme olmuş. 2018'de 2020 yılları arasında Yalova'da yaptığımız yüzey araştırmasının sonuçlarını burada sizinle paylaşacağım. Burada izin verdikleri için ve yardımları için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, her dönem ekibin yemek ihtiyacını karşılayan Doktor Metin Oral'ın şahsında Altınova Belediyesi'ni ve mensup bulunduğum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne destekleri için teşekkür ederim. Bu yüzey araştırmasının hangi amaçla başladığına önce anlatacak olursam, 2017 yılında Çobankale kazısını Bursa Müzesi ile birlikte, Bursa Müzesi Müdürü Sinan Özbey'in başkanlığında yürütmeye başlamıştık. Bu süreçte Çobankale'nin çevresindeki yerleşimler, özellikle Yalakdere Vadisi'nde benzer kale ve yerleşimler olup olmadığını sorgulamak da bu kazı sürecinde düşündüğümüz bir başka konuydu. Bu sebeple Genel Müdürlüğe yaptığımız başvuru sonrasında bütün Yalova'da, Yalova'nın ilçelerinde, il ve ilçelerinde bir yüzey araştırması yapma iznini aldık 2018 yılında. Öncelikle kazımızın da bulunduğu Altınova ilçesinde taramaya başladık.
Yalova genel haritasını burada görüyorsunuz. Yalova'nın yerleşimlerinin, modern yerleşimlerinin günümüzdeki görünümü ve Altınova'nın ilçe, beldeler ve köylerini burada görmektesiniz. Yaptığımız yüzey araştırmasındaki programımız ilk evvela Sermayecik Köyü, en uzak mesafedeki Bursa sınırında olan Sermayecik Köyü'nden başlayarak aşağıya doğru bütün köylerin taranması, ikinci olarak beldeler, son olarak da ilçe merkezinde arazi çalışmasının yapılması şeklinde. Altınova'nın tarihçesine baktığımızda aslında çok yeni bir yerleşim, günümüz Altınova ilçe yerleşimi. Yalova'nın ili olma sürecinde Karamürsel'den ayrılarak Yalova sınırlarına ilave edilen Altınova ilçesinin arazisi Osmanlı döneminde İsmail Züktü Paşa Vakfı'nın mülkiyetinde Altınzade Çiftliği olarak kullanılıyor. Çiftlik yaklaşık 9 bin dönüm araziye sahip. Daha sonra 1926 yılında buraya gelen 200 kişilik bir Bulgaristan göçmeni gruba 3 bin dönümü satılıyor. Ve böylece 1932 yılında Altınova Köyü kurulmuş oluyor. 1995 tarihinde Yalova'nın il olmasıyla birlikte ilçe statüsünü kazanmış bir yerleşim. Günümüzde önce Karadeniz bölgesi, daha sonra Doğu Anadolu bölgesinden gelen göçler sebebiyle nüfusu hızla artmakta. Nitekim tersanenin yapılmasıyla birlikte tersane 25 bin çalışana sahip. Neredeyse Altınova'nın 3 katı bir nüfusa iş gücünü barındırıyor. İleriki süreçte nüfusun daha da artması düşünülüyor. Yalova ilçe merkezinden Kocaeli ve Bursa yönüne doğru Çiftlikköy ilçesi sınırına doğru yerleşim merkezleri görülmekte. Kuzeyde Marmara Denizi yer alıyor. Altınova ve köylerindeki en eski yerleşimi Hersek Mahallesi'nde görmekteyiz. Bunun dışındaki mahalle ve ilçe merkezi olsun, mahalle olsun, köy merkezleri 19. yüzyıl ve sonrasındaki yerleşen göçmenler tarafından kurulmuş. Bunlar Bulgaristan göçmeni, Kafkasya'dan gelen Çerkez göçmenler şeklinde sınıflandırılabilir. Şimdi iki eski haritadan Yalakdere ve bu vadiyi görmektesiniz. Neden bu vadi önemli? Ayşe Hoca biraz önce bu Yalova Yarımadası'ndan, İstanbul'dan gelenlerin yol ağını gösterdi. Onun hemen yanında da işte bizim yüzey araştırmamız başlıyor. Tabii çeşitli yollar var. İzmit yolundan gidenler var, Körfez'i dolananlar var, Karamürsel'den gidiş var. Ama bizim incelediğimiz yol güzergahı da tarih boyunca pek çok olaya şahitlik etmiş ve önemli yerleşimler de çevresinde kurulmuş. Dolayısıyla bu güzergah çok önemli bir güzergah. İznik neden önemli? İstanbul-İznik bağlantısı bütün Anadolu'nun İstanbul'a bağlantısı demek. Dolayısıyla nitekim bugün de bu güzergah çok önemli. Şurada Osman Gazi Köprüsü'nün yapılmasıyla birlikte bütün İstanbul'un Anadolu'ya bu köprü vasıtası ve devamındaki yolla bağlandığını görmekteyiz. 3 yıl süren yüzey araştırmamızda bir geçen yıl yüzey araştırmasını pandemi nedeniyle yapmadık. Onun dışında 2018, 2019, 2020 yıllarında çalışmamızı gerçekleştirdik. Bu süreçte bakanlıkta temsilci olarak görev yapan Filiz Kocaeli, Samet Sarıkaya ve Gürkan Bingün'e çok teşekkür ederim. Dostlukları ve yardımları bizim çalışmamızı çok kolaylaştırdı. Yaptığımız yüzey araştırmasını tabii süre kısıtlı olduğu için sınıflandırarak burada anlatma yoluna gittim. Bunlardan bir iki örnek göstereceğim. Kırsal alanda eski yerleşim izleri, şehir kale yerleşimde, cami kilise gibi dini yapılar, mezar yapıları ve mezar taşları, sivil mimarlık örneği, dini yapılar dışındaki mimarlık unsurları ve tarihi özelliğinden çok saygı duyulan bir kişiliğe ait olan izler. Şimdi kırsal alandaki yerleşim izlerine baktığımızda Bursa sınırında İznik Gölü'nü tepeden gören Sermayecik Köyü'nde orman içinde çeşitli yerleşim alanları tespit ettik. Tabii muhtarımız sağ olsun bize yardımcı oldu. Yerel halkın bildiği yerleşim izi olarak düşündüğü yerlerde bizi yönlendirdi. Nitekim çevresinde de çok sayıda kaçak kazı yapılmış. Kaçak kazıları da yaptığımız raporlamalarla genel müdürlüğe raporladık. Burada Ahmet'in mezarı olarak bilinen mevkide yer alıyor. Burada tabii
kodlarını aldık ama mevki isimlerini anlatacağım. Sermayecik Köyü, Ahmet'in mezarı yerleşimi şeklinde. Şu alanda bakın seramik, tuğla malzeme yoğun şekilde var. Şurada bir dere akıyor. Bunlar tabii hepsinin şeylerin resimlerini, çizimlerini yapacağız özellikle seramik malzeme için. Çalışan bir arkadaşımız var bu konuda. Yine aynı köyde Pınarlar Mevki. Pınarlar Mevki'yi de orman yolunun açılması sonrasında etrafa saçılan seramik ve tuğlalardan burada bir yerleşim olduğunu anladık. Nitekim kaçak kazılar da çevresinde bolca var. Yine bunun hemen kenarında dere ve çoban çeşme dediğimiz bir daha çok hayvancılık yapan vatandaşların kullandığı bir çeşme karşımıza çıktı. Hemen bu yerleşimin çevresinde. Köyde bize gösterilen bir başka yerde Damlalıkaya. Tabii Damlalıkaya bu şekilde insan eliyle kazılmış izlenimi verdi. Köylü de bu bölgede işte kalıntıların olduğunu söyledi. Nitekim kaçak kazı çukurlarını burada görmektesiniz. Ama yüzeyde herhangi bir seramik malzeme, herhangi bir küçük buluntuya rastlamadık. Ama yine de biz bunu tespitlerimize koyduk. Çünkü en azından kaçak kazıların önlenmesi adına güvenlik önlemleri alınabilir. Biz tespitte bulunamadık. Fakat daha sonrasında belki bu bölgede bir şey bulunabilir. Bir başka yerleşim Aktoprak, Petro'nun manzarası olarak da biliniyor Aktoprak Köyü'nde. Burası iş makinesiyle bu şekilde taranmış, kaçak bir kazı yapılmış. Çevresinde buluntular var ve şurada çalılık alanda bir sarnıç izi var. Tabii etrafı çalıyla tamamen kaplı olduğu için sarnıcın resimlerimiz, biz tabii gözde onu algıladık ama daha sonra fotoğraflara baktığımızda sarnıcın fotoğraflara çok yansımadığını gördük. Burada da dediğim gibi hem iş makinesiyle hem elle yapılmış kaçak kazılar var. Tevfikiye Çavuşköy'de köy ilkokulun arkasındaki yerleşim. Burada da ok uçları, işte çeşitli kemik ve mimari parçaların aşağıya düştüğünü gördük. Tabii düşenleri biz tespit edebildik. Köylünün de ifadesinde burada çok sayıda küçük buluntunun olduğu şeklinde bunu da tespit ederek diğer köylere doğru yol aldık. Mesela bir başka yerleşimde Örencik Köyü'nün içerisinde, tabii bunlar ekilen dikilen arazide yer alıyor. Arazi eğer sürülmüşse tabii işimiz çok kolay, tespitte bulunabiliyoruz. Bu şekilde Horasan harç parçaları, seramikler ve yine çok sayıda kaçak kazı çukuru bizi beklemekteydi. 2018 yılında yaptığımız en önemli tespitlerden birisi de Karadere Köyü'ndeki Taşpınar mevkiindeki veya Hergele Tokadı denen yer. Halkın ifadesine göre burada bir vaftiz havuzu bulunmaktaymış, bir kiliseden söz ediliyor. Nitekim arazide de iki torba Bizans seramiği topladık. Bunları Bursa, o dönemde Yalova'da müze olmadığı için Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim ettik. Uludağ Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Filiz İnanan şu an o araziden topladığımız seramikleri çalışıyor. Bizans dönemi seramiklerini çalışıyor. Ahmediye Köyü'nde de vakıf tarla mevkiinde yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda yayılım gösteren ham seramikler bu şekilde noktasını belirttik. Tespit ettiğimiz, resimlediğimiz örnekler var. Bu şekilde tarım yapılan alanlarda kenara istiflenmiş taşlar, mimari parçalar, seramikler bolca olan bir başka yerde Havuzdöre'de eski köy yeri olarak, mevki olarak bilinen yerleşim. Burada da özellikle mimari parçaların, taşların pulluğa zarar vermesi nedeniyle tarım yapan çiftçiler onların hepsini kenara atmış. Bu toplama sırasında seramikler, diğer buluntular da istiflenmiş. Yörük Boğazı mevki, burası aslında size bahsettiğim İznik güzergahındaki Yalakdere Nehri'nin yardı Yalakdere Vadisi. Onun kenarında bu vadi boyunca, yol boyuncaki bütün buluntularımızı en sonda Google Earth üzerinde işaretlenmiş olarak göstereceğim. Bu bir kivi bahçesinde mimari işte tuğla, Horasan harçları, pek çok seramik, onu tespit ettik. Tabii gölgelik bir alan olduğu için ve sürekli ekim dikim yapıldığı için ancak bunları belirleyebildik. Bir başka yerleşim bizim kazı evimizin de bulunduğu Ayazma Köyü. Ayazma Köyü Balkan topraklarından gelen boşnakların kurduğu bir yerleşim.
suyun aktığı yerde daha sonra bu şekilde bir su deposu yapılmış. Su yukarıdan kayalık içerisinden akmaktaymış. Bugün ama küçük bir su birikintisi var. Döneminde coşkun akan bir kaynakmış. Hemen şurasında herhalde Ayazma'ya, yani köye de adını veren Ayazma'ya ait kalıntı yer almakta. Bu da ayrıca bir geç dönem 20. yüzyılın başlarına ait bir mescit de var. Köy ilk dönemde Bosna Hersek'ten geldiğinde burada kurulmuş. Ama daha sonra aşağıya taşınarak nehrin kenarına yerleşmiş. Burada da işte mezarlığı, köye ait eski yol, pek çok unsur terk edilip gitmiş. Şehir ve köy yerleşimlerine baktığımızda tabii Çobankale aynı zamanda kazısını da yaptığımız yer. Çobankale neden önemli? Burası Haçlı'nın ilk seferine, birinci Haçlı seferine ilk defa karşı konulan alan. Nitekim yapımı ile ilgili de ve tespitlerle ilgili olarak da Klifos'un çok önemli yazdığı yazılar, kitabında ayırdığı yer çok önemli bizim için. Ana kaynak diyebiliriz. Daha sonra da Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki oynadığı rol sebebiyle özellikle Profesör Doktor Halil İnalcı'nın öneminde defaatle söylediği bir kale. İşte kaleye 2017 yılında temizlik çalışmasıyla başladık. Çeşitli yapılar, sarnıç, şapel. Bu yılda kuzey sur duvarlarını önemli, kuzey ve batı sur duvarlarını önemli oranda açtık. Bir başka yerleşim de bölgede Enge Drapenon olarak küçük bir köy olarak kurulmuş. Bizans döneminde Helena'ya ithafen Helenopolis ismiyle 318 yılında kurulduğu tarihi kaynaklarda anlatılmakta. 6. yüzyılda Justinianus döneminde onarımlar gördüğü, 12. 13. yüzyılda da psikoposluk listelerinde hala adının geçtiğini biliyoruz. 1838'de Fellows 1 mil uzunluğunda surlar, mezarlar ve su sistemine ait kalıntılardan bahsetmekte. Yunan, Roma, Bizans seramiklerine bölgede rastlanmakta. Daha sonra Türk yerleşimi olduğunda Dedeler Tepe olarak adlandırılmakta. Nitekim burada Aziz Lükyanus'un adı geçmekte. Helenopolis'i Palladius'ta kent kimliğiyle özdeşleşen bir isim. Burası önce Amerikan üssü, radar üssü, daha sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devredilmiş. Günümüzde Altınova Belediyesi'ne devredilmiş. Sahil kısmı sahil düzenlemesi yapılarak halka açık plaj olarak kullanılıyor. Diğer bölgelerde şu an için herhangi bir kazı çalışması yapılmıyor ama kazı çalışması yapılması planlanıyor. Diğer bir başka yerleşim Pilei'den, Pilei'nin hemen yakınında Neokome olarak bilinen bir yerleşim. Nitekim burada Arif Ümit Mansel'de Neokome olarak adlandırdığı ve lokalizasyonunu bizim bulduğumuz yere yakın bir yere yerleştirdiği bir yerleşim. Tabii tescili yapılmış buradaki kalıntıların ama ismi konmamış. Biz burayı Neokome olarak adlandırdık. İşte bölgedeki diğer yerleşimler, Pilei'nin hemen yanında Helenopolis ve diğer kısımları biliyorsunuz. Burada büyük bir kilisenin olduğu biliniyor. Buraya Amerikan üstüne gelen Amerikalı subaylar bunu Amerika'ya gittiklerinde işte anlatımlarında anlatmıştı ama nerede olduğu bilinmiyordu. İşte yerleşime ait izler, çok sayıda mermer parça, işte su kanalları, bu şekilde yapılmış kazılarda işte küpler, pek çok buluntu var. Bu şekilde de bir altar masasını bulduk. Bunu Profesör Doktor Gülgün Köroğlu hocamızla çalıştık, onun yardımlarıyla adlandırdık. Benzer örneklerini Amasya Müzesi'nde, Ankara Roma Hamamı Müzesi'nde, Bolu Müzesi'nde görmekteyiz. Dini yapılar olarak Gerçekzade Ahmet Paşa Külliyesi çok önemli. 1511 tarihinde tamamlanan vakfiyesinde Ahmet Paşa'nın 1508 yılında tamamladığı ve kendisinin de 1517 yılında vefat ettiği bilinmekte. Tabii fay hattı üzerinde yer alan caminin defalarca onarıldığını biliyoruz. Onarım kitabeleri burada.
günümüzde 1999 depreminden sonra da hasar görmüş. 2008'de onarım görerek bu şekilde ibadete açık şekilde günümüze ulaşmış. Tabii külliyede farklı yapılar da var. Onları biraz sonra anlatacağım. 20. yüzyıla ait farklı mescitler de var. Fevziye Köyü'nde Hacı Muratlar Mescidi. Bu 26 metrekare, çok küçük bir mescit. Ayazma Eski Köy Camii de yine böyle 20. yüzyılın başlarına, belki de 1930-40'lara ait mescitler. Bölgedeki kiliseleri, kilise kalıntısını Tavşanlı bölgesinde Acıçeşme mevkiinde Bursa Müze Müdürlüğü tarafından yapılmış. Bu şekilde bir planı çıkartılmış. Üç nefli bir bazilika olduğu ortaya çıkmış. Bu kazı fotoğrafları ve günümüzdeki görünümü. Mezar yapıları Fevziye Kum Ocağı'ndan çıkan lahitler. Bunlar Altınova Belediyesi'nin yapmayı planladığı müze için toplanan taş eserler olarak karşımıza çıkıyor. Belediye binasının hemen yanında. Buranın nekropol alanı olduğu düşünülüyor. Çok sayıda da kaya mezarı var. Kaya mezarları bu Yalakdere Vadisi'nin iki yanında sıra sıra ve çeşitli aralıklarla yer almakta. Geyikdere Tekneli Kaya mevkiindeki kaya mezarı. Burada biz 8 tanesini tespit ettik ama yukarıya doğru çok sayıda kaya mezarı vardı. Tabii çalı ve ormanlık alan olduğu için diğerlerine şey yapamadık, ulaşamadık. Ama burada belki yani onlarca kaya mezarının olduğunu düşünüyoruz. Bir başka kaya mezarını gördüğümüz yer Ayazma Köyü'nün karakol altı mevkiindeki lahit. Tabii bu kaçak kazıcılar tarafından parçalanmış. Yukarıdaki Geyikdere'dekiler kadar iyi durumda değil. Çoban Kaya karakol mevkiindeki taş lahitler, bunların da ara bağlantıları parçalanmış. Bir kısmı dinamitle, iş makineleriyle maalesef parçalanıyor. Bir başka nekropol alanı İzmir yolu, İstanbul-İzmir yolu yapılırken bulunuyor. Regio isimli firmanın Bursa Müzesi ile birlikte Bursa Müzesi'nin yaptığı, Regio adlı şirketin kazısında yürüttüğü bir yerleşim. Orada çıkan buluntular burada kendi web sitelerinden aldım. Bursa Müzesi'ne götürülmüş. Mezar taşları da çok önemli. Nitekim bunlar 19. yüzyılda kurulan köyler olduğu için köylerin kısa tarihini de bize veriyor. Hacı Ahmet Efendi köyün önemli kişilerinden, Fevziye Köyü'nün ilk kurucusu Abdülhamit döneminin Saraybaş İmamı Hacı İshak Bey ve eşinin mezar taşları. Bunlar köy tarihi açısından da önemli oluyor. Bu şekilde nitelikli mezar taşları yanında daha sade yöre taşları kullanılarak yapılmış mezar taşları da var. Peki Karadere Köy mezarlığında da görmekteyiz. Latin harflerine geçildikten sonra da Osmanlıca mezar taşı yazma geleneğinin devam ettiğini burada görmekteyiz. Mezar taşlarımızı dekanımız Profesör Doktor Hanife Koncu okuyor. Kendisine yoğunluğuna rağmen bize destek olduğu için çok teşekkür ederim. Ayazma Köyü'nde mezarlıkta maalesef günümüzde bir tane kalmış. Bu şekilde bir mezar taşı var. Bunlar benzerleri Mostar Ketüda Camii ve Saraybosna değişik yerlerinde görmekteyiz. Bu şekilde sarıklı tipte. Tavşanlı Beldesi mezarlığındaki mezar taşları. Bunları da araştırma görevlimiz Fırat Kara sağ olsun, o çalıştı. Boyanmasını, tebeşirlemesini o yaptı. Kendisi de burada. Altınova Hersekzade Külliyesi'nin içerisinde yer alan, taşınmamış olan mezar taşlarını da bu şekilde taşındık. Taşınan bütün taş eserler, mezar taşları bu şekilde Altınova Belediyesi'nin yanında düzenlenecek müze için beklemekte. Bu bir namazgah taşı, namazgahın kıble taşı. Nitekim kıble mihrap ayetlerinin ayette burada görünmekte. Diğer mezar taşlarını da burada görmektesiniz. Hızlı hızlı geçiyorum. Altınova Hersek Mezarlığı'nda Bizans dönemi buluntuları da var. Mezar taşları da var. Modern mezar, ya daha doğrusu Latin harflerini geçtikten sonra oluşturulmuş, yazılmış mezar taşları da ilginç. Bunlar
Subaşı Beldesi mezarlığından mezar taşları. Sivil mimarlık ürünü olarak Hersek Gölü kenarında Atatürk Evi ve Kayıkhane, Altınova Belediyesi burayı müze olarak yapmayı planlıyor. Röleveleri yapılmış. Şurada değirmen olarak haritada belirtilen yer burası. Tescilli bir yapı ama maalesef çok kötü durumda. 1947 yılında yapılmış bir caminin duvarında çeşme kitabesine rastlamaktayız. Cami yapıldığı dönemde belki burada bir çeşme vardı. Kitabesi bu şekilde değerlendirildi. Burada Dilburlu Deniz Feneri, Dilburlu Deniz Feneri'nin Başbakanlık Osmanlı Arşivi veya Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi'nde yer alan çizimi, orijinal çizimi, günümüzdeki rölevesi ve restorasyon öncesi görünümü. Şu an restorasyonu Kıyı Emniyet tarafından yapılarak yapılmış durumda. Çevre düzenlemesi yapılacak. Hersekzade Ahmet Paşa'nın üstü açık türbesi. Bu da ilginç bir türbe. Bu tarz örnekler Anadolu'da çok az sayıda var. Bunlar külliyeye ait diğer örnekler. Hamam, su haznesi, şurada çeşmesi ve su terazisi veya su kemerine ait bir parça. Ayşe Hoca'nın gösterdiği yolun Yalova tarafındaki izlerini burada görmektesiniz. Ortaçağ, Osmanlı veya Roma yolu denen yoldaki kenar düzenlemesi. Bölgede Osmanlı döneminde ot taşı olarak bilinen ve özellikle depremlerden sonra İstanbul'da zarar gören yapıların restorasyonunda çok sayıda buradan taş malzemenin götürüldüğünü biliyoruz. Kesilen taşlar işte bu şekilde bir ot taşı atölyesinde içi su dolmuş olarak karşımıza çıktı. Dağın zirvesinde nasıl aşağıya taşınmış, nasıl götürülmüş onu bilemiyorum ama kesilmiş taş blokların izleri burada da karşımıza çıktı. Köprü olarak karşımıza çıkan hemen Çobankale'nin yanında o biraz önce gösterdiğim Roma yoluna bağlantıyı sağlayan köprü kalıntısı burada. Cumhuriyet dönemine ait de başka bir köprü kalıntısı var. Bunu Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na tescil için önerdik ama kabul edilmedi. 1935-37 yıllarında yapılmış. Projesi, işte ilk yapıldığı dönemdeki kabul fotoğrafları da mevcut. Çok sayıda antik taş kalıntı değişik yerlerde, değişik köylerde karşımıza çıkıyor. Müze veya etnografik malzemenin toplandığı koleksiyon olarak adlandıracağımız iki tane birim var. Bunlardan bir tanesi Fikri Baştürk Etnografi Müzesi. Fikri Baştürk genelde Çerkez kültürüne ait olan etnografik malzemeleri evinde toplamış. Bunlar Karadere Köyü'ndeki ilkokulunda yapılacak restorasyon sonrasındaki düzenlenen müzede sergilenmesi planlanıyor. Bir başka müzede Subaşı Göç Müzesi. Eski Subaşı İlkokulu'nda Romanya ve Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin beraberinde getirdikleri etnografik malzemeyi sergiledikleri müze. Tarihi özelliği olmayan ama saygı duyulan yatırlar da önemli. Nitekim bu yatırların çevresinde de çok sayıda tuğla, seramik bulmaktayız. Belki de evveliyatı geçmişe kadar giden kutsal alanlardı bu buraları. İşte Gelinpınarı Çeşmesi, Örencik Köyü'ndeki yatır. Eski cami yeri veya şehit mezarı. Bakın burada da çok sayıda tuğla, seramik karşımıza çıkıyor. Burada bir caminin olduğu söyleniliyordu. Tokmak Köyü mezarlığında da ilginç bir mezarlık, ilginç bir mezar var. Fransız ailenin üyesi olan Şeyh Mehmet İhlasi'nin daha sonra ihtida edip Müslüman olmuş. Onun torununun burada mezarı var. Daha sonra Bulgaristan'dan gelen göçmenler de buraya yerleştiriliyor ve Tokmak Köyü adı Tokmak Köyü oluyor. Bu mezar taşı da Latin harfleriyle yazılmış. Veremden ölen bir genç kıza sevgilisinin evlenmemiş sevgilisinin yazdığı satırlar. Burada da Tavşanlı Beldesi'nde Hasan Dede Türbesi. Nitekim burada da kaçak kazılar, seramikler, tuğlalar çok karşımıza çıkıyor. Çok uzatmayacağım, bitiriyorum. 2018 yılındaki bulduğumuz buluntuların işlenmiş hali. Burası Yalakdere Vadisi boyunca devam ediyor. Nitekim onun devamı 2019'da, 2020'de de
Altınova ve çevresi görüldüğü gibi aslında daha çok vadi boyunca çalıştığımız 2018'de her dönemde yerleşimin olduğu, her dönemde her döneme ait izlerin olduğu görülmekte. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli tespitlerde bulunmuşsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Çok sağ olun hocam. Evet, hoşçakalın. Şimdi Elif bize Ayzan Oğay'ı 2011-2020 sezonları kazı ve araştırmaları ile ulaşılan sonuçlar hakkında bir sunum yapacak. Dinliyoruz seni Elif. Çok teşekkür ediyorum hocam. Size Konya Selçuk Üniversitesi'nden hocamsınız ve böyle bir sunumda oturum başkanı olmanız beni çok mutlu etti. Ayşe Hanım keza benim Eskişehir'den iş arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum. Murat Bey'e, Murat Başar'a çok teşekkür ediyorum. Mustafa Şahin Hoca'ya, Murat Başar'ın tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. 20 dakika süreye 10 yılı sığdırmaya çalışacağım. Bayağı kısa slaytlar. Hemen başlıyorum ben. Teşekkürleri sonra devam ederim diyorum. Slide gösterisi. Evet. 2011-2020 sezonlarında Ayzan Oy'da yaptığımız kazı ve araştırmaları ve mümkün olduğunca ulaştığımız sonuçları anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle biz bu yıllar arasında nerelerde çalıştık? Kuzey Nekropolis, ben ölü gömme konusunda biraz daha uzmanlaştığım için ve daha önceki çalışmalarda nekropol çok ağırlık verilmediği için Kuzey Nekropolis ile başladık. Tiyatro Stadyon'da bizden önceki çalışmalar var ama ödeneğimiz yettiği sürece Tiyatro Stadyon'da da çalışmalar yaptık ve restorasyona dair ön çalışmalar yapıldı. Tapınakta yine kazı yaptık ama tapınağın Roma dönemi veya daha erken dönemleri değil, tapınağın daha geç antik çağda çavdarların geldiği söz konusu olan dönemde neler vardı, nereye yerleşmişlerdi üzerine yine kazılar yapıldı. Bunun dışında kentin haritasından gördüğünüz gibi hemen batı alanında Maltepe nekropol alanı var. Aslında burada kazıyı çok düşünmedik çünkü hani güvenlik problemdi ama kaçak kazılar çok arttığı için burada da yine çalışmalarımız var ve en erken nekropol buluntularımız da aslında Maltepe nekropolünden geldi. Kentin şu an bilinen iki hamamı var ve biz Hamam Palaestra'da yine ödeneğimizin imkan verdiği süreçte Hamam Palaestra'nın bazı bölümlerinde çalışmalar yaptık. Ama bizden önce de Alman ekip tarafından çok düzgün çalışmalar vardı. Odeon'da ise çok kısa süreli bir kazının ardından Odeon'un restorasyonuna yönelik çalışmalar yapıldı. Penkalas yine buradaki kazılar ve Penkalas'ı da anlatacağım. Güney Nekropolis ise bugün Metastoinen'e kutsal alanın bulunduğu yerin hemen alt yamacı. Burada daha önce Kütahya eski müze müdürü Metin Türkdüz'ün döneminde 90'lı yıllarda kaçak kazı olmuş ve bilinen en güzel Amazon lahitlerinden biri şu an Kütahya Arkeoloji Müzesi'ne sergileniyor. Burada yine kazıyı düşünmüyorduk çünkü güvenlik problemdi, kamera yoktu, bekçi yoktu. Fakat büyük bir kaçak kazı olunca burada da yine kazıya mecbur kaldık. Kısaca kazı alanları böyle. Bunun dışında koruma, ön restorasyon, restorasyon, konservasyon, çevre düzenleme çalışmaları. Tiyatroda, mozaikli hamamda, Odeon'da, Zeus Tapınağı'nda, Penkalas Nehri'nde ama bütün kazı ekiplerinin yaptığı gibi bir de depoda küçük buluntu konservasyon, restorasyon çalışmaları yapıldı. Şöyle bir drone ile çektiğimiz hava fotoğrafını göstermek ve kent yapıları hakkında burada kısaca bilgi vermek istiyorum. İçinden su geçen özel kentlerden biridir Ayzanoy, tıpkı Eskişehir gibi veya Tübingen gibi. Şu an antik kaynaklara göre 5 köprü var ama bu köprülerden birinin ahşap olduğu söyleniyor. Şu an 2 sağlam köprü var. 3. köprü, şurada gördüğünüz köprü de yıkılmış halde ve köprüye ait kemerler falan bugün görülebiliyor.
Biz 2011'de başladığımızda bizim kazı evi de, o zamanki kazı evimiz hemen şuradaydı. Başladığımız dönemde bu köprünün üzerinden otobüsler, tırlar, kamyonlar geçiyordu. Çünkü burası Çağdarhisar'dan Emet'e giden yol. Epey bir yazışmadan sonra pek çok kuruma, sonunda Bursa Karayolları, 14. Bölge Karayolları Bölge Müdürlüğü bu köprünün restorasyon sürecine başladı ve trafiğe kapatıldı. Köprünün restorasyonu bitti. Bu köprünün restorasyonunun ardından halk tarafından epey bir baskı aldım. Çünkü köprünün restorasyonunu benim yaptırdığımı düşünüyorlardı. Kazı ekibiyle doğrudan çok da alakası yoktu. Epey bir uğraştık. Şu an trafiğe kapalı. Sadece yaya geçidine açık ve restorasyon tamamlandı. Burası Airclass'in köprüsü diye de bilinmektedir. Harita üzerinde de dört nolu köprü. Bu köprüde duyduğum kadarıyla yine karayolları tarafından restorasyon süreci başlayacak. Yani benim dönemimde biz gerekli çizimleri falan vermiştik karayollarına. Dünyanın ilk borsası diye bilinen, aslında makarlama alanı olan bu alanın hemen yanında da iki nolu köprü vardır. Bu köprü de yine trafiğe açıktı uzun yıllar boyunca. Daha sonra kapatıldı ve şu an burada gördüğünüz gibi restorasyon süreci devam ediyor. Kentin işte dünyanın ilk borsa binası diye bilinen, aslında bu Tolos üzerindeki Diocletianus fermanının yazıtlarından kaynaklı olarak böyle denilen makellum alanı burası. Sütunlu cadde ve bu caddenin aslında 400 metre boyunca şöyle devam ettiğini düşün. Bu da Alman ekibin yaptığı sondajlarla ortaya çıkıyor. Ve şuradaki köprüden geçerek Agora'ya, Dorstun'la Aulo'ya ve buradan da muhtemelen tapınağa ulaşılıyor. Zeus tapınağını hepiniz zaten biliyorsunuzdur. Hemen onun yanında da Odeon vardır ve tapınak aslında Propylon'dan geçilerek Agora'dan, Agora'nın ortasında da çok görkemli, bir zamanlar görkemli Nauman'ın rekonstrüksiyon çizimlerinden biliyoruz. Bir Heron bulunuyor, burada da yine kazılarımız oldu. Propylon'dan geçerek tapınağa ulaşılıyor. Bununla ilgili çalışmalar da aslında Propylon'la ilgili sondajlar yapılmış ve ta Nauman döneminde Propylon'un çok güzel bir rekonstrüksiyonu ortaya çıkartılmış. Hemen şurada da Hamam Palaestra, Tiyatro Stadion, işte Aynax üzerine inşa edilen dünyanın şu an bilinen tek örneği ve arkasında Kuzey Nekropolis var. Benim için ölüler bize ne diyorlardı? Bu kentte çünkü çok büyük büyük çalışmalar yapılmıştı. Mimari ağırlıklı çalışmalar yapılmıştı bizden önceki dönemde. Nekropollere ağırlık vermek istedim açıkçası ben. Ve hani Aizono'ya gelindiğinde işte nereden gireceğiz, hangi yapıyı nasıl göreceğiz diye. Hani şöyle kısa bir bilgi de hazırladım. Bakın burası, şu gördüğünüz yer Penkalas Çayı ve böyle devam ediyor. Ve şurada ünlü Metastasione'nin kutsal alanı var. Şu an sadece iki tane botrusunu görüyorsunuz. Arkasında ise Çağdarhisar Barajı. Metastasione'nin kutsal alanı tam karşısında ise bugün dahi Çağdarhisarların çıkıp dua ettiği, yağmur doğasını hala çıktıkları Aba Sultan var ve aslında binlerce yıldan beri, en az 2000 yıldan beri Kibele kültünün isim değiştirerek Aizanoy ve Çağdarhisar'da devam ettiğini ortaya çıkartabildik. Burada da halk bilim çalışmaları yaparak bu bilgiye ulaştık. Halk bilimci bir arkadaşımız bize yardımcı oldu. Zeus Tapınağı'ndan Makerlum'a giderken hemen Borsa Köprüsü'nü geçmeden sağa dönüp bu yolu izlerseniz yaklaşık 2-2,5 kilometre sonra Metter'e ulaşabilirsiniz. Aizanoy'da benim en sevdiğim, belki Kibele'nin sesini duyabileceğiniz yer aslında Metastasione. Daha yerel bir kült. Arabayla buradan gelebiliyorsunuz. 2011 yılında koruma amaçlı imar planı çıktı. Biz henüz kazıya başlamadan, henüz bize izin gelmeden önceki dönemde Agora, Heron, görkemli Zeus Tapınağı, Hamam Palaestra ve burada gördüğünüz yollandı tiyatro, stadyum ve nekropole ulaşılıyor. Biz bu fotoğrafı çektiğimizde henüz karşılama merkezi yapılmamıştı ama bugün karşılama merkezine geldiğinizde buradan biletinizi alıp girebiliyorsunuz. Kentin diğer alanında, mahallesinde ise mozaikli hamam var. Biz burada sadece çevre düzenleme çalışması yaptık. Çünkü Nauman ve Hauptmann döneminde burada çok ciddi çalışmalar yapılmıştı. Burada tekrar benden önceki tüm ekibe, 2011'de de ben sunuşumu yaptığımda aynı fotoğrafı paylaşmıştım. Buraya sadece beni de ekledim. Çok köklü bir çalışma var. Daniel Krenker, Martin Schrede ile 1926-28'lerde başlıyor. Sonra Anadolu Mimarlığı kitabından bildiğiniz Nauman'ın
uzun soluklu çalışmaları var ve ben 2011'de başladığımda Nauman'ın kullandığı masaya oturdum ve benim için çok özel bir andı açıkçası. Hayran olduğunuz kitaplarını okuduğunuz bir masasına oturuyorsunuz. Elektrik faturası Nauman'dayken bir anda Elif Özer'e geçti. Bu kazı hikayelerini de ayrıca yazmak istiyorum. 10 yıla çok sığdırdığımız bir yandan komik bir yandan hüzünlü pek çok anı var. Gerek ekiple gerek halkla. Hoffman var, stadyumda ve tiyatroda çalışmaları var. Klaus Wright, kendisine çok teşekkür ediyorum. Kentin topografyası ile ilgili çok güzel çalışmaları var. Son 3 yıl boyunca çalışabilen Ralph von Deinhoff var. Biz 2011'de başladığımızda Ralph ile de iletişime geçtik ve bilim kalıcıdır, birlikte çalışalım teklifini sunduk. Ama üzgündü. Aizonay'ın böyle bir kaderi var herhalde. Ralph kabul etmedi fakat bize her zaman destek verdi. Tekrar Ralph'e de çok teşekkür ediyorum. Hatta o dönem benimle çalışan araştırma görevlisi Murat Hoca, Murat Taşkır'ın da Almanya'dan burs verilmesi konusunda çok yardımcı olmuştu. Başka neler var? Yani sadece kazı, restorasyon, ön restorasyon değil, alan araştırmaları da bizim için çok önemliydi. Mesela Aizonoy'un üzerinde yerel bir kırsal bir doku var. Çavdarhisar var. Evler var. Bu evlerin tavan kasetleri, pencereleri, tapınağın üzerinde Türk tamgaları, çavdar tamgaları bulunuyor. Bunlar çalışıldı. Sanat tarihçi hocalarımızı çağırdık ve mezar taşlarının korpusu yapıldı. Burada çok teşekkür ediyorum Zerrin Hoca'ya. Çok güzel bir doktora tezi çıkarttı Aizonoy mezar taşları üzerine. Ahmet Hoca'ya, öğretim üyesi Doktor Ahmet Türkan Hoca'ya tekrar teşekkür ediyorum. Aizonoy'da ölüleri konuşturdu yazıtlarıyla. Hala da devam ediyor çalışmaya. Arkeoloji ve fizik araştırmada Yıldız Teknik'ten Melda Hoca'yla ve İtalyan bir ekiple sürdürdük. Paleolitik dönem araştırması 2012'de dün sunumu vardı. Berkay Hoca'yla idi. Ve Berkay Hoca sayesinde aslında Aizonoy'da ilk yerleşim değil ama ilk izlerin 40 bin yıl öncesine Orta Paleolitik Çağ'a gittiği ortaya çıktı. Soküm ise somut olmayan kültürel miras projesiydi. Halk bilimci arkadaşlarla ve sosyologlarla 10 yıl boyunca bu çalışmayı sürdürdük. Kültürel miras eğitiminde ise bazen ekip olarak bazen bu konunun uzmanlarını çağırarak çocuklar ağırlıklı olmak üzere tüm halka farklı farklı eğitimde bulunduk. Can projesi Ömür Hoca'ya buradan benim Eskişehir'den eski öğrencim doçent doktor Ömür Dünya Çakmaklı. Aizonoy'un tüm camlarını çalıştı ve 2 yıl içinde yayını çıkacak. Heykeltıraşlık projesinde ise Uşak Üniversitesi'nden Müntaha Hoca Aizonoy'un 10 yıl süresince çıkarttığımız tüm heykellerini çalıştı ve yine kitabı veya makale olarak çıkacak. Kentin flora ve fauna araştırmasında ise Pamukkale Üniversitesi'nden Olcay ve Serdar Hoca ile Profesör Doktor Olcay Düşen ve Serdar Düşen ile çalıştık. Çok katkıları oldu. Mesela biz Aizonoy mezar taşlarındaki çiçekleri söylerken 4 yapraklı, 5 yapraklı çiçek gibi tanımlar kullanırken bir anda onların sayesinde gerek tapınak üzerinde, gerek mezar taşları, gerek mimari plastik üzerindeki çiçekler konuşmaya başladı. Hayvanlar konuşmaya başladı. Ve mesela bazı mezar taşlarında farklı motifler, farklı çiçekler, diğerlerinde farklı. Ve bunların belki de onların ölüm döneminde açan, o mevsimde açan çiçekler olabileceği üzerinde çalışmalar yapıldı ve hepsi yayınlandı. Tam ortada ise koruma amaçlı imar planı haritasını görüyorsunuz. 2011'de biz Aizonoy'a gittiğimizde aslında hazineye ait çok az toprağın olduğunu gördük. Stadyonda, tiyatroda bile çok büyük bir kısım, mesela şu gördüğünüz kısımlar özel mülkiyeti ve biz burada çalışırken mülkiyet sahiplerinden kira ödedik. Artı bazen gelip un alın bize dediler, onları aldık ve 10 yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı yardımıyla toplam 53 parsel kamulaştırıldı. Bu gördüğünüz alanlar, bakın tapınağın karşısında bugün çalışılan Agora, Makellum, Kuzey Nekropolis, şu alanların hepsi kamulaştırıldı ve hala kamulaştırılmasında devam etmesi gerekiyor. Mesela şu gördüğünüz stadyumun batı kanadı hala özel mülkiyet, ekilip biçiliyor ve çalışma süresince çok çok sorunlar yaşıyorduk. Paleolitik dönem Berkay Hoca'nın çalışmasından söyledim ve bunlar Berkay Hoca'nın çalışma veri alanları arazide ve bulduğu paleolitik malzemeler ve makalesi de var. Çevre düzenleme
ve genel bir düzenleme, toparlama adına neler yapıldı? Bu biz gittiğimizde kentin etrafındaki teller çok kötüydü. Herkes girebiliyordu. Önce bu teller değiştirildi. Tapınağın alt katı bu gördüğünüz biçimdeydi. Yani Kibele'ye adandığı düşünülen ya da Meter'e adandığı düşünülen çok sağlam tonozlu alt galerisi bu haldeydi. Merdiveni bayağı bir bozuktu. Tüm bunları biz düzelttik ve bu gördüğünüz taşların dışında kazı evinde bahçede pek çok taş vardı. Bunların bir kısmı Aizanoy'dan bulunan, bir kısmı ise Aizanoy çevresinden bulunan mezar taşları, volmoslar, altarlardı. Bir vinç yardımıyla ama tapınağın üzerine hiçbir şekilde koymadan telsizler eşliğinde şuradaki merdiven boşluğundan burada görüyorsunuz taşları tek tek indirdik şu alana. Sonrasında bunlar bakın burada inşaatını görüyorsunuz düzenlendi. Eski hali tapınağın alt katının ve yeni hali ışıklandırmada belediyeden yardım istedik. Tabelaları tek tek kendimiz hazırladık. Ve benim için her zaman müzik önemli, kazı ekibim de bilir. Eskiden beri buraya da sevdiğim müzikleri koydum. Bugün Bekçilerin Kulübesi'nden işte Eternet Enede gibi müzikler eşliğinde burayı gezebiliyorsunuz. Bir sergi alanı. Bu arada burada ufak müzik dinletileri yapıldı. Sanatçıları çağırdık, resim sergileri yapıldı gibi gibi çalışmalar söz konusu. Yetmedi. Aizanoy'a geldiğiniz andan itibaren eğer arkeolog değil de bir turistseniz en dikkatinizi çeken her tarafta taşlardır ve hep söylenen kazı ekibi neden bu taşları toplamıyor? 10 yıl boyunca biz bu taşları topladık ama bitmiyor. Binlerce taş var ve topladıklarımızın büyük bir kısmını tapınağın hemen karşısına, batısına koyup böyle bir sergi alanı tabelalarıyla oluşturduk. Bu tabelaları da periyodik olarak yeniledik. Burada birazdan sunum olacak. Sinan'ın tabelaları yenilenme aşamasını görüyorsunuz. Bu şekilde yine müzeye de teslim ettik. Bizden sonra gittikten sonra herhangi bir çalma vesaire olduğunda hepsinin envanteri yapıldı. Geliyorum tiyatroya. Tiyatro 2012'de biz sponsorumuz Anemo'nun bize bir kulevinç vermesiyle burada çalışmaya başladık ve biz 2012'de başladığımızda orkestraya sahne binasından, tiyatronun kavyasından dökülen taşlar hali bu şekildeydi. Hiçbir zaman bitemeyecek diye düşünüyordum ama bitirdik. Bu halini tamamlayabildik. Tiyatro milattan sonra 1. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar kullanım görüyor bu arada. 2012'de hani rölevesi çıkartılmadı falan gibi bir takım şeyler oldu aslında. Hani çok bunlara girmek istemiyorum ama biz 2012'de 3D laser scanner'la tüm tiyatronun planını çıkarttık. Rölevesi vaziyet planı çıktı ve sonra çalışmaya başladık. Sahne binasıyla ilgili 2008 yılında Alman Klaus Reiden ekibinden Corinne Ron Mimar çok güzel bir çalışma yapmıştı ve bizim için bu altlık olmuştu. Sahne binasının 3 katlı olduğunu biliyoruz tıpkı Hierapolis'teki gibi ve biz ona göre toplayarak burada Mustafa Çimen'e ve Murat Hoca'ya da selam söylüyorum. Çok emekleri var çünkü. Toplayarak bunları dışarı aldık. Şimdi belki başka tiyatrolarda biraz daha kolay bir çalışma olabilir ama bu ünik yapı yani sahne binasının tiyatroyla stadyon ortasında olması bizi hep mesela SİDE'de ortasına orkestranın konarak taşlar toparlanırken bizde bu mümkün değildi. Arkaya kondu ve taşlar toplanarak stadyonun bu kanadına yerleştirmeye taslif alanı oluşturduk. Ve sahne binası koronarın tezinden de yola çıkarak birinci kata ait blokların büyük bir kısmı restorasyon yapabilecek miyiz yapamayacak mıyız tespit ettik. Burada bu çalışma anlarını görüyorsunuz. 10 yılı sığdırmak olduğu için çok küçük fotoğrafları hepsini bir araya koymaya çalıştım. Burada da şu an Laudik ekibinde çalışan öğrencim ve arkeolog Doğan Piç'ine çok teşekkür ediyorum. Bizim bu topladığımız taşların birinci katına ait olanlarını tespit etti ve bu taşlara bakarak ileride biz birinci katın sahne binası birinci katının restorasyonunu yapabileceğimizi anladık aslında. Ama 2020 son yılda dahil olmak üzere biz Aizanoy'da hiçbir şekilde henüz restorasyona başlamamıştık. Bunlar ön restorasyon dediğimiz çalışmalardı. Deprem nedeniyle devrilen taşlar belgelenerek toplandı, taş taslif alanı oluşturdu burada. Ve 2012 çalışma sezonu sonunda bu hale getirebildik.
16 Haziran 2020'de başladığımızda ise bu şekildeydi. Bu arada 2019 sonunda bize buradan sevgiyle ve saygıyla anmak istiyorum. Sayın Kütahyalı iş adamı Rıza Güral geldi ve bize tiyatro stadyondaki restorasyonlar için 5 yıl boyunca destek olacağını bildirdi. Bu sponsor kaynağıyla biz çalışmaya başladık. Kütahya Valiliği'nde tabii ki desteği oldu. 117 iş gününde yaptığımız işlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Şu kırmızıyla gördüğünüz tüm alanlardan devrilmiş düşen bloklar temizlendi. Kavya'dan, Summa, İmma Kavya'dan temizlendi. Tasnif alanı oluşturuldu. Hemen şu gördüğünüz tiyatronun arka kısmına. Orkestrada gördüğünüz tüm devrilen taşlar temizlendi. 554 metre küplük bir alan. İmma Kavya, şurası Summa Kavya. İmma Kavya'daki devrilen tüm taşları toparladık. Proskineion alanda arkeolojik kazı yaptık. 613 metre küp. Parodoslarda yine arkeolojik kazılar yapıldı. 255 metre küp. Ve toplam 2700 metre küp bir hacim kazıldı. Hocam neden böyle söylüyorsunuz? Bu metre küpler falan bizi ilgilendirmiyor. Beni de şimdiye kadar ilgilendirmiyordu ama tavsiyem ilgilendirsin ve lütfen dikkat edin. Kaç metre küp toprak çıkarttınız, neler geldi? Bir gün size geri dönebilir diyorum. Bitki temizliği yapıldı sürekli. Bunları yaparken de kazı ekibinin mimari grubu, baş mimarımız Yalın Pekvar'a ve tüm ekibine tekrar çok teşekkür ediyorum. Mesai saatleri dışında da geceler boyunca süren her bir taş, her bir alan, kazısı yapılan her bir alan tek 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 çizildi. Ve burada bakın ilk başladığımızda tiyatro bu haldeyken sonrasında bu çıkan taşlar bakın bu şekilde her biri işaretlendi, envanterleri yapıldı, üzerlerine görünmeyen yerlerine yazıldı. Her bir taş Total Station kullanıldı, envanter fişlerini görüyorsunuz. Filizler, yazıtlar. Önemli şeylerden birisi de daha önce Mihail Böhrle tarafından bir tanesi bulunmuştu. Tiyatroda biz Aizonoy'un kabilelerine ait isimleri bulduk Doğu kanadında. Ve eğer Batı kanadında kazılar devam etseydi belki bizden sonra devam eder. Muhtemelen yine bu Aizonoy'un ünlü kabilelerine ait isimler çıkacak ve ilk kez bunları öğrendik. Bu da yayına Ahmet Türkan Hoca tarafından hazırlanıyor. Ve Bu haldeyken tiyatro stadyon, bu topladığımız tüm taşlar, yani nereye koyacağınız, iki vinçle çalıştık, iki mobil vinçle. Bütün bunların hesabı tek tek yapılarak, hani her bir taşı hangi tarafa koyacağız, hangi hafta nerede çalışacağız, hazırlandı. Şu gördüğünüz alana, arka kısma, stadyon kısmına, restorasyon başladığı zaman da bunları kolaylıkla alabileceğimiz, vinci sokabileceğimiz şekilde hazırlandı. İlk çalışma anı ve bakın 2020'nin 10 Kasım'ında geldiğimiz Aralık sonuna kadar burada çalışmalar devam etti. Tiyatro tavan kasetlerinden bir Medusa, Aizonoy heykeltıraşlığı da bence çok önemli. Burada Pergamon heykeltıraşlığının etkisi var. Sonrasında kendilerine özgü bir üslup geliştiriyorlar. Ama başlangıç Pergamon etkisi diye düşünüyorum. Yine hava fotoğraflarına baktığımızda 2020'de ilk hali, bir taş yığını gibi görebilirsiniz ama sadece emek, hazırlık var. Umarım bir gün bitirilir. Çünkü Aizonoy 2012 yılında UNESCO Dünya Kültürel Miras geçici listesine girdi. Kriterlerden birisini de bu yapı oluşturuyordu. Umarım bir gün tamamlanır diye düşünüyorum. Bize nasip olmadı ama bizden sonraki ekiplere inşallah nasip olur. Önemli bir yer. Bu şekilde 2012'de böyleyken ve 2020'ye geldiğimizde biz bu hale getirdik. Orkestra zeminini tamamen çıkartmadık. Yaklaşık bir 15-20 santim bıraktık ki hani hava koşulları yüzünden zarar görmesin diye. Daha yakın bir fotoğraf. Proskineion'u görüyorsunuz. Paradoslar şu kısımda temizlendi. Geçici koruma önlemleri alındı. Ve Aizonoy Tiyatrosu'ndaki çalışmalarımız bu şekilde. Bu arada şu gördünüz. Bu arada Amerika'da izliyor diye düşünüyorum. Gencay Arkeolog Sardis ekibinde ama bizimle de çalıştı. Gencay'a selam olsun. Gencay Kavya'nın bu kısmında çalıştı. Ve milattan sonra 4 ile 6 arasında aslında bu tiyatronun şu kısmının tamamen bozulduğu böyle iki mekanlı bir konut haline geldiğini düşünüyoruz. Graffitiler bulduk, kuşlar çizilmişti,
4. yüzyıldan sonra aslında tiyatro işlevini kaybediyor. Bulduğumuz sikkeler ve verilerden de anlıyoruz. 4. yüzyılda bizim tiyatronun hikayesi bitiyor. Macellum, hani bu işte dünyanın ilk borsası diye bildiğiniz bu Tolos üzerindeki yazıtlar. Macellum'a biz ufak dokunuşlar yaptık. Çünkü biz gittiğimizde bu alan tellerle falan çevrili değildi. Herkes traktörlü. Doğal olarak bir yaşam var burada. Halk yaşıyor. Traktörlerini koyuyor, ineklerini geçiriyordu ama bizim bu yapıları da korumamız gerekiyordu. Ve bir yandan da kamulaştırılmayan alanlar vardı. Hani ne kadar dikkat edersek de bazı alanlar gözümüzden kaçmıştı. Bunu izin alarak çözdük. Özel mülkiyetleri kurula yazıldı ve şu alanın etrafı telle çevrildi. Kendimiz oturduk, çizdik. Özel banklar tasarlandı. Ufak bir gezi yolu hazırlandı. Bu canlandırmalarda da aslında Kütahya Müzesi için hazırlanan, Mehmet Sezgi tarafından hazırlanan bir canlandırma, böyle olabilir mi diye biz de fikir verdik. Ama zaten Rudolf Naumann'ın da buradaki Tolos'un rekonstrüksiyonuna dair 3 önerisi var. Bu arada nereden bakalım? Evet, şu karşıda gördüğünüz alanda eski dükkanlar vardı. Biz gittiğimizde dahi yıkılmış haldeydi. Ama özel mülkiyet olduğu için bunlara müdahale edemiyorduk. Bunlar da kurulun bizden, Kütahya Kurumu Kurulu istemesi neticesinde bizimle doğrudan ilgili olması da kazı ekibinin kendi işliğinin dışında, hafta sonları ve mesai saatleri dışında tamamen rölevesi çıkartıldı. Arzunoy gibi bir kentte sadece kazı ve araştırma yapmıyorsunuz. Kaçak kazılar çok sık oluyor veya sokağın birinden sokak patlıyor ve belediye size haber veriyor. Sokakta işte boru patladı, sular kesiliyor. Gelip burada kazı yapmanız gerekiyor. Sürekli bir koşturmaca içindesiniz böyle bir kent. Ve geliyorum Penkalas'a. Penkalas projesi, bu nehir projesi, Arzunoy'a ilk geldiğimiz anda halkla da ilgili kurumlarla da konuştuğumuzda, hani nerede nasıl bir restorasyon yapabiliriz, en daha kolay yapabileceğimiz şeyin Penkalas olduğunu düşündük. Neydi bizim projemiz? Penkalas'ın nehrin iki yanındaki koruma duvarlarının, rıhtım duvarlarının restorasyonunu sağlamak, orijinal nehir yatağını bulmak, köprüler karayolları tarafından restore edilecek, suyun debi ayarlanarak ve burada bulduğumuz taşları da sergi alanını yaratarak buraya minik kayıklar koymak ve iki köprü arasında ufak bir gezinti oluşturmaktı. Bu projeyi bize, dinliyor diye düşünüyorum, DS Mimarlık'tan Sevim Hanım hazırladı ve çok şık bir projeydi. Çok teşekkür ediyorum. Peki kim destekledi? DS'yi bize imkanları dahilinde araçlar yolladı ve onların gönderdiği araçlar dahilinde çalışabildik. Sonrasında bakanlıktan, özel idareden destekler geldi. Ama çok zor, nehrin içinde çalışıyorsunuz. Projenin yaklaşım kriterleri güncel topografya ve antik dönem izlerine çok az dokunarak süregelen günlük yaşantının içinde iç içe geçmiş, her an geri alınabilir müdahaleler ile bölgenin yaşama katılması. Yani buradaki halkın da bu yaşama katılması bir yandan da antik çağı biraz canlandırma ile ilgiliydi. Bitiremedik ama. Çay yatağına 1950'lerden itibaren doldurulan dolgu toprak kaldırıldı. Koruma duvarları belirlendi. Bu arada suyun içinden hani şu anda çıktığı gibi pek çok heykel çıktı Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde, bazıları etütlük. Burada Sevim Hanım'ın çizimlerini görüyorsunuz. Envanterleri yapıldı. Yaklaşık 2000 veya 2000 küsur taş çıkarttık. Bunların bir kısmı sergi alanı için Penkalas'ın kıyısına kondu, bazıları tapınağa kondu, bazıları Kütahya Müzesi'ne gönderildi ve 2019 yılındaki çalışmamızda Penkalas sikkeleri adını verdiğimiz bu sikkeleri sürpriz bir şekilde bulduk. Bir kitra içinde 651 adet gümüş sikkeydi. Şu an doçent doktor Hüseyin Köker tarafından bunlar çalışılıyor ve yayın için çok güzel bir Türkçe-İngilizce kitap hazırlayacağız. Bunlar M.Ö. 1. yüzyıla ait gümüş sikkeler, Roma Cumhuriyet dönemine ait ve bu kadar toplu sayıda şu ana kadar bulunan tek bir örnek. Çok iyi okunabiliyor. Burada çalışma buluntu anını görüyorsunuz ve gece 3'e kadar devam eden Elif Hanım'a, bakanlık temsilcimiz Elif Hanım'a da buradan selam olsun. Bizimle birlikte çok emek verdi. Kazı deposunda gece 3'e kadar yapılan çalışma. Bir askerin, muhtemelen yüksek rütbeli bir askerin, neden bilmiyoruz ama bir şekilde bunları Agora'nın kıyısına, Penkalas kıyısına sakladığını düşünüyoruz. Hamamlara geldiğimizde iki hamamı var bilinen.
Hamamları kent içinde görüyorsunuz. Hamam palestra ve mozaikli hamam. Hamam palestrada çalışmalar yapıldı. Mozaikli hamamda ise zaten çalışmalar bitmişti. Fakat eskiden böyleydi. Biz çatısını değiştirdik. Natatyo kısmını yine düzelttik. Ufak minik dokunuşlar yapıldı. İç kısmında yine mozaik Ankara restorasyon biriminden bize destek verildi. Kapılar yenilendi, tabelalar hazırlandı. Mesela burası tenikeyle kaplıydı. Kuruldan izin alarak böyle monolit kırılmaz bir cam ve kereste ile kapladık. Ahmet Usta, oduncu marangoz Ahmet Usta'ya da selam. Şuradaki ahşapları o koydu. Bir kulübe koyduk ama hiçbir zaman bu kulübe işe yaramadı. Güvenlik görevlerinden birisi burada dursun. Çünkü mozaikli hamam... Karşılama merkezi eskiden tapınağın içinde bir yerde ve güvenlik görevlerimiz hep oradaydı ve mozaikli hamama gelen birisi göremiyordu. Kilitliydi, bari dedik bu kurabeyi koyalım ki burada birisi dursun, mozaikli hamam da açılsın, ama bunu da hiçbir zaman başarılı olamadık. Ve mozaikli hamamın hemen arkasında yıkılma kararı alan bir ev vardı. Belediyenin bize verdiği destekle, belediye yapamıyordu, biraz korkuyordu bir hata yaparım diye. Bazı duvarlarını bırakarak buraya bir özel alan, mahalle için özel bir alan yarattık. Kapıları bıraktık, bu tür süpürgeleri astık ve burada bu mahallenin sakinleri yer yer burada bir pazar alanı, satış yapmaya başladı mozaikli hamamın arkasında. Hamamda, hamam palestrada. Bu arada bu tegula mammateler bütün hamamlarda olduğu gibi çıktı. Ama bize Sedef Hoca'nın, İstanbul Üniversitesi'nden Sedef Çokay Kepçe'nin öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi Bahar Hanım geldi. Ve biz Aizanoy'un bu tegula mammateler üzerindeki izleri olan tegula mammateleri çalışması için verdik. Ve çok güzel, selam söylüyorum, benim her zaman okumaktan keyif aldığım bir tez çıkarttı ve Adalya'da makalesi de çıktı. Bu izlere bakarak bunların bir kısmının köpek, bir balıkçıl, vaşak gibi bir takım hayvanlar olduğunu tespit etti. Bu köpeklerin daha mesela Perge'dekilerle kıyasladığımızda daha büyük koruma köpekleri olduğu ve bunlar üzerine çalıştığında bu tegula mammatilerin kurutma zamanının yaz aylarında olduğunu, diğer aylarda pek mümkün olamayacağını, bu tegula mammatilerin bir atölye değil birkaç atölye olabileceğini, bunlardan birisi üzerinde bir ayak izi, insan ayak izi vardı. Bunun da boyunun 1.72 olduğunu tespit etti. Bizim çalışmalarımız da şu gördüğünüz bölgelerde idi. Ve geliyorum Olcay Hoca'nın çalışmasına. Mezar taşlarını görüyorsunuz ve mezar taşları üzerinden flora ve fauna çalışmasında yapılan sonuçlar. Kısa kısa bahsediyorum. Bunların hepsi bizim kazı bantlarımızda çıktı. Odeon'da ise zaten kasının büyük bir kısmı bitmişti. Biz Murat Hoca'nın direktörlüğünde burada bitirdik ve yine Sevim Hanım'la çalıştık. Her zaman tercih ettiğimiz bir firmaydı Sevim Hanım. Bize çok güzel bir Odeon projesi hazırladı ama yeterli ödeneği bulamadığımız için Odeon'da ne yazık ki başlayamadık. Bunun için pek çok kuruma başvurduk. Olmadı. Umarım bizden sonra gelen ekip Odeon'un restorasyonunu tamamlayabilir diye düşünüyorum. Mozaikli hamamda ise Ankara Merkez Laboratuvarı'ndan restoratörler, konservatörler gelerek kazı ekibiyle birlikte daha önce Hande Kökten tarafından çalışılmıştı. Fakat zamanla hava koşulları üzerinden tahrip olan mozaiklerde bu çalışmalar tek 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 yapıldı. Hani hangi çalışmalar yapıldı bunlara girmek istemiyorum açıkçası. Ve geliyorum Çavdarhisar Türk Dönemi Sivil Mimari Projesi ve Çavdar Figürleri Dokümasyonu'na. Pamukkale Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kasım İnce ve ekibiyle çalışıldı. Gördüğünüz Çavdarhisar'da şu an gördüğünüz bazıları yıkıldı bugün, bazıları yıkılıyor restorasyon için. Tüm bu evlerin biz rölevesi alındı, çizildi ve yayın olarak yapıldı. Bunun dışında 12. 13. yüzyılda Aizanoy'a şu an adını veren Çavdarhisar, adını veren Çavdarların geldiğini biliyoruz. Buraya yerleştiklerini tapınak ve çevresine ve tapınağın kuzey pranaus duvarına ve iç kısmına tamgalar yaptıklarını biliyoruz. Ve Profesör Doktor Mustafa Beyazıt Hoca da şurada gördüğünüz Aizanoy'da Türk İzleri isimli kitabı çıkarttı. Bunun dışında sanat tarihçi Doktor Yalçın Mergen tarafından da tapınağın üstündeki haçlar çalışıldı ve Aizanoy kitabında yine yayınlandı. Geliyorum nekropole, kuzey nekropole. Yaklaşık 160 mezar çıkarttık ve çarpı 2 gibi düşünün
mezarlar. Buna mezarlar nasıldı? Basit toprak mezarlar, plaka kapaklı mezarlar ağırlıktaydı. Ve en erken gömülüm M.Ö. 2. yüzyıl sonlarında olduğunu gördük. Başlangıçta kremasyon mezarlar vardı. Hatta bunların bazılarında o yerleştirilen kütükleri bile kömürleşmiş halde bulduk. Buradan orman mühendisi Ercan Hoca'ya ve Murat Hoca'ya selamlar söylüyorum. Yaptıkları çalışmalarla bu kremasyon mezarlarında kullanılanların meşe ağacı olduğunu ortaya çıkarttılar. Kremasyon milattan önce 1. yüzyılda başlıyor. Milattan sonra 1. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam ediyor. Ve sonra inhumasyon başlıyor. Milattan sonra 3. yüzyıla kadar bu nekropol, gördüğünüz nekropol kullanılıyor ama yoğun olarak milattan önce bir, milattan sonra bir şeklinde. Mesela bizim için bu çiviler çok önemliydi. Mezarda çalışırken hangi çivinin mezarın neresinden çıktığı, kaç adet olduğunu tespit ettik ve bu tespite göre kullanılan sanduka tiplerini, sedye tiplerini ortaya çıkartıp bir topoloji yaptık. Timitaryon dediğimiz tütsü kapları ise Aizanoy'da çok sayıda bulundu nekropolde. Şu anda Gülnur Bayram tarafından master tezi yapılıyor bitmek üzere. İlginç olan bu timitaryonun içinde 2-3 yaşlarında bir çocuğun kremasyon yapılarak gömüldüğüydü. Bu bizim bildiğimiz hiçbir örnekte kremasyon yok. Yok yani Roma döneminde çocuklar için, bebekler için kremasyon araştırdığım kadarıyla yok. Bu açıdan ünit bir örnek. Aizanoy Kuzey Nekropolis de yine kitap olarak yayına 2 yıl sonra çıkacak. Bu arada mesela triumvirlik sikkeleri bulduk. Yine Anadolu'da çok nadir karşımıza çıkan triumvirlik sikkeleri. Biz yazıtlardan biliyoruz ki M.Ö. 2. ve 1. yüzyılda Makedonya kökenli Romalı askerler Aizanoy'a geliyor. Kolonistler de deniliyor bunlara. Ve buraya yerleştiriyorlar, tapınak korasına yerleştiriliyorlar. Muhtemelen bu mezarların, özellikle kremasyon mezarlarının bir kısmına bu göçmen, Makedon göçmen Roma'da askerler gömülmüştü diye düşünüyoruz. Bakın burada bu tomrukları görüyorsunuz. Bu şekilde tespit ettik. Burada gördüğümüz de nekropolün son hali. Gerekli koruma çalışmalarını yaptık, etrafında tel geçirildi, tabelalar hazırlandı. Ve daha fazla yapabilir miydik? Evet, Kuzey Nekropol'de çok daha fazla kazı yapabilirdik ama bence yeterliydi. Çünkü biz verilere ulaştık. Yani bizim bir 50 tane daha mezar çıkartmamız bizi başka bir sonuca götürmeyecekti. Alabileceğimiz bilgileri aldık ve daha fazlası tahribe girer diye düşünüyorum. Ungantaryumlar mezarların dışından ve içinden her zaman tüm kazılarda çıkıyor. Mezar dışına konulanlar aslında mezarın definden sonraki ilk sunu ve sonrasındaki mezar ziyaretlerinde yapılan sunular. Ama bizim mezar dışında bulduklarımız genelde boyundan kırık ungantaryumlardı. Bir kadın kazı başkanı olduğum için kadın işçilerle çok çalışmak istedim ben. Kültürel miras çalışmamızın aslında hedeflerinden biriydi buydu. Çadırhisarlı kadınlara iş istihdamı yaratmak. Nekropoldeki çalışma sıramızda kadın işçilerden biri dedi ki bizim burada bir adet var. Hani niye mezar dışında hep kırık buluyoruz üzerine tartışıyorduk. Bizim burada bir adet var. Birisi öldüğü zaman karısı ya da kocası mezarın başına gidip bir testi kırar ve artık tekrar evleneceğinde. Artık düş yakamdan ben tekrar evlenmek istiyorum der. Acaba onunla mı ilgiliydi? Halk bilim çalışmaları bu açıdan Aizanoy'da çok önemli. Mesela burada bulduğumuz kase içinde iki Aizanoy yerel üretimi kandil bulduk. Bunlar mezar dışında hep tespit ediliyordu. Triumvirlik sikkeleri. Bu gördüğümüz camlar ise Ömür Hoca tarafından Milioferri, binbir çiçek dediğimiz bir kaptı. Mezara basit toprak deyip geçmemek gerekiyor. Hani her zaman böyle lahitler, süslü mezar stilleri daha önemli diye düşünülüyor. Bu tür basit toprak mezarlardan çok nitelikli buluntular çıkabiliyor ve o kişinin illa bir lahite gömülmesi onun zengin olduğunu göstermiyor belki de. Basit toprak bir mezara da statüsü çok yüksek olan bir birey yerleştirilebilir diye düşünüyoruz. Tinware dediğimiz kaplar yine çok sık çıktı. Takılar. Mesela Atramentarium bulduk. Bu bir askeri kremasyon mezarıydı ama bir askerin mezarı diye düşünüyoruz. Okumuş bir yüksek rütbede bir askerin mezarı. Aynı şekilde Likyon dediğimiz bir kap çıktı ve Deniz'e buradan arkeolog Deniz'e selam söylüyorum. Çok güzel bir makale hazırladı. Likyon özel bir göz kremidir. Göz kuruluğunda kullanılır ve çok yakın çağ kadar da Likyon Hindistan'da ve Likya bölgesinde kullanılan
bir bitkidir aslında. Bu askerin mezarından çıktı. Bunu form olarak incelediğimizde de aslında sürme kaplarıyla çok yakın benzerlikler olduğunu tespit ettik. Bu arada pek çok yayın yapıldı. 3 kazı bandı çıktı. 4. kazı bandımız işte 2018 yılında 75 bildirimiz sunuldu. Anadolu'da Helenistik ve Roma dönemlerinde ölü gömme adetleri sempozyumuydu uluslararası. Sevgili Profesör Guntram Koh, Profesör Mark Walkins rahmetli, Havva Hoca, Neşe Hoca, Ramazan Hoca, Kristina Hoca gibi pek çok ismin katıldığı sabah 8'den akşam 8'e kadar ölüm tartıştığımız iyi bir sempozyuma imza attık ve sonra da bu kitabı çıkarttık. Katılan herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Somut olmayan kültürel miras projesi bunlardan söz ettim. Ve korpus çalışması Ahmet Hoca ile Zerrin Hoca tarafından yürütüldü. Bu arada sanat tarihi ekibi de bize çok yardım etti. Çünkü evleri tespit ettiklerinde bahçe duvarlarının arasında gördükleri mezar taşlarının yazıtlarını hemen korpus ekibine haber veriyorlar. Bir yandan da bunları belgeliyorduk. Halk bilim çalışması ise Dilek Yılmaz tarafından sürdürüldü. Mesela burada çıkartılan sonuçlardan biri ve bir master tezi yapıldı. Çadırsar ölü gömme adetleri diye. Ölüyü yıkamak için kullanılan bezler ölenle beraber mezara konuluyormuş Çadırsar'da. Perşembe ya da cuma akşamı evde kelebek uçarsa ölü kimsenin yakınları ölenin ruhu geldi diye düşünüyormuş. Aslında antik çağ adetlerin hala Çadırsar'da farklı isimler olsa devam ettiğini anlıyoruz. Mezar taşları Aizoday'ın çok özeldir. İlk kez Mama ekibi tarafından belgelenmiştir. Ama burada yapılan ve Mark Valkes yapılan Valkes tarafından yapılan tipoloji çok yeterli görmediğimiz için Zerrin Hoca yeniden doktora tezinde bir tipoloji çıkartmıştır Aizanitis bölgesi için. Mesela burada bir karı kocanın mezarını görüyorsunuz. Kalatos varsa kadınla ilgilidir. Şahin, atmaca, kartal gibi hayvanlar ise erkekle ilgilidir. Bunlar da sembolik öteki dünyaya, hadise açılan kapılar ve kilitleridir. Bu kapı kilitlerinin çok benzerleri bugün Çavdarhisar'ın evlerinde hala karşımıza çıkmaktadır. Bu gördüğünüz baklava motifleri hala Çavdarhisar'da karşımıza çıkmaktadır aslında. Bu arada hani Aizanoy'da kazı yapıyorsanız hiçbir zaman iş bitmez. Mesela kazı ekibi tarafından 2022'de Kütahya Valiliği sunduğumuz, bizden istendiği için sunduğumuz koruma amaçlı imar planından kaymakam hanımla da gezerek Arnavut kaldırımı kentin nerelerine düşünebilir? Hangi evlerde ne yapılabilir? Mesela restore edilecek evlerden birisinin tekstil atölyesi olma önerisi, isim olarak Raptes bir terziydi. Dikiş makinesi kaç tane olması gerekiyor? Kaç aile bu evlerde çalışabilir? Bez bebekler üretilebilir gibi pek çok öneriydi. Hani artı mesai yaparak hazırladık. Sanırım şu an yavaş yavaş uygulamaya geçeceklerdir diye düşünüyorum. Kültürel miras çalışmaları sona geliyorum. Hep önemliydi. Öncelik çocuklardı. Halk günleri yaptık. Mesela Anemon Otel var Çavdarhisar'da, bir butik otel. Burada beni kırmayıp gelen Çavdarhisarlı kadınlara, erkeklere çok teşekkür ediyorum. Onları da dinledik. Kazı ekibinden ne istiyor? Hani biz gittik. Biz aslında arkeologlar yabancıyız onlar için. Gidiyoruz ve onların yaşam biçimini olumlu veya olumsuz bozuyoruz. Ortak bir çalışma yürütmek adına onları dinledik. Uçurtma festivalleri, resimler. Bu gördüğümüz çocuklar ise Doğu'dan, Urfa'dan ve benzeri yerlerden gelen tarım işçilerinin çocuklarıydı. Onlar da Aizanoy'da kaldığı sürece kazı ekibimize bize dahil oldular ve çok güzel çalışmalar. Burçin Türkcan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir eğitim vardı. 2011 ilk yılımızda Çavdarhisar'da gördüğümüz iki çocuk kazı depomuzu aldık. Bizim depomuz her zaman Aizanoy'da 2011-2020 yılları arasında herkese açıktı da diyebilirim, özellikle çocuklara. Ve bu çocuklardan birinin çizdiği resme bir mezar taşını görüyorsunuz. Biri ressam olmak istediğini, bizim için çok özel bir hatıra, biri de polis olmak istediğini yazmıştı. Ve çok teşekkür ediyorum. Bunlar da kazı ekibi, şu an 14-15 yaşına gelen Çavdarhisarlı kızlar ve yine Çavdarhisarlılar. Benim için önemli olan bu 10 yıl boyunca sürdürdüğüm çalışmada arkeolojinin dışında Çavdarhisar'da bu çocuklar Aizanoy'u söyleyebiliyorlarsa ve koruyabiliyorlarsa ne mutlu bana diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Çok çok güzel çalışmalar gösterdiğinize Elif'ciğim. Herkese örnek olması gereken çalışmalar bunlar.
Eline, koluna, emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Çok teşekkürler hocam. Evet, şimdi burada ben bir takım yorumlar görüyorum. Bazılarında sorular da var tabii. Öncelikle Ayşe hocamızın verileri ile Barrington Atlas'ın düzenlenmesi gerektiğini anlıyoruz demiş bir yorumcu. Antik dokuları tahrip olmadan önce belgelediği için ayrıca teşekkür ediyorum. Tebrikler hocam, elinize sağlık diye bir yorum yapılmış. İkinci yorumda Roma yolları yapılış teknikleriyle hayranlık veren ve sağlam yollar. Sizin tespit ettiğiniz yollarda yapım tekniklerini incelediniz mi? Farklılıklar veya bölgeye özgü teknikle yapılmış yollar var mı? Ayşe hocam size soruyorlar galiba. ben iki soru. Bir önceki için çok teşekkür ediyorum Deniz Badem Bey'e. Bu yorum güzeldi. Evet, gerçekten kendisinin de söylediği gibi özellikle mesela Körfez'in güneyinde Barrington Atlas'ta sadece bir yol gösteriliyor. Ama bizim sadece Karamürsel ve Gölcük çalıştığımız halde Nikeya tarafına yönelen 6 farklı antik yolumuz oldu. 3 dönemki çalışmamız sonucunda. Ki daha biz Başiskele tarafını tamamlayamadık. Yani o ilçeye hiçbir şekilde giremedik. O açıdan gerçekten hem Barrington Atlas'ın hem de antik dönem yollarıyla ilgili bu stratejik olarak çok önemli, adeta kilit noktası olan bölgenin yollarının yayınlanması sonucunda, tarafımızdan ve ekibimiz tarafından yayınlanması sonucunda birçok kitabın tekrar değişmesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Şimdi farklı bir teknik var mıydı? İkinci soruya gelirsek. Farklı bir teknik, ben sadece şunu söyleyebilirim. Her şeyden önce şöyle söyleyeyim. Biz bir yüzey araştırması yapıyoruz, kazı yapmıyoruz. Dolayısıyla sadece çok fazla tahrip olan, zaman zaman kepçelerin çalıştığı yerlerde inceleme yaptığımızda yolların kesitlerini görebiliyoruz. Dolayısıyla kazı yapmadığımız için teknik incelemesini ancak bu tahrip bölgelerinde yaptığımızda farklı bir teknik olup olmadığını kesin olarak şu anda söyleyemiyorum. Çünkü gördüğümüz yolların hepsi stereotip dediğimiz, yani çok alışılagelmiş Roma yolları anlamında söylemeliyim veya Roma yolları olduğunu söylemeliyim. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım ki gerçekten sunumunda da söylediğim gibi en erken örneklerini 450 bin yıllara götürebildiğimiz, Berkay Dinçer'e çok teşekkür ediyorum. Paleolitik malzemenin çalışılması sonucunda bu bilgileri elde edebiliyoruz. Kesintisiz bir yaşam vadisi görüyoruz bu anlattığım bölgede, Kocaeli'nin tüm 12 ilçesinde. Bu yolların sürekli Avrupa ve Asya geçişi olarak kullanıldığını bize bu araştırmalar aynı zamanda çok malzemesiyle beraber gösterdi, kanıtlarıyla, verileriyle gösterdi. Dolayısıyla tek tek tarihlendirmemiz çok mümkün değil. En zor olan kısmı da yine sunumumda da belirttiğim gibi bu en önemli kısımların organize sanayi bölgeleriyle kaplı olması ve bizim sadece bir yüzey araştırması yapıyor olmamız. Ama bir şeyi söylemek durumundayım. Hani antik yollara da biraz ilgim olduğu için Anadolu'nun diğer taraflarında da gözlemlediğim bir husus, burada çok kendini iyi gösteriyordu. Özellikle Nikeya'ya giden bir güzergahta ve Kalpe'ye giden bir güzergahta yolun hiç döşenmesine gerek yoktu. Çünkü biliyorsunuz genelde antik yolları diğerlerinden ayırırken taş döşeli yol veya işte Arnavut kaldırımı dediğimiz yol
tarzında yollar beklenir. Az önce Elif Hocam da onu gösterdi. Ama burada öyle bir şey yok. Çünkü kayaç yıllarca üzerinden, yani yaklaşık 2000 yıldır, 3000 yıldır üzerinden geçenlerin ayak izleriyle, ayaklarıyla aşınmış ve hiçbir şekilde onun üzerine döşeme yapılmamış, gerek yok. Çünkü çok sert ve ayakların basmasıyla tahribattan oluşan bir antik yol görüyorsunuz. Bunu Körfez'in hem kuzeyinde hem güneyinde tespit ettik. Çok farklı tabii ki bu bizim için. Çünkü modern insanlar da oradan geçtiği için bölgelerde kalıyorsunuz. Acaba modern mi yoksa antik mi? Ama bir puzzle olarak demin haritalarımda da gösterdiğim için A noktasıyla C noktası arasında biz B'yi çalıştığımız için A ve B'nin birleşmesi sonucunda C'ye giden yolu da bulmuş olduk. A ve C arasındaki B'yi incelediğimizde antik yolun devamı olduğunu görüyoruz. Ben değişik olarak, teknik olarak bunu söyleyebilirim soru olarak Asuman Hocam. Veya cevap olarak. Teşekkür ederiz açıklayıcı bilgileriniz için. Evet, bunun dışında yine Elif Hoca'ya var bir soru. Ayzanoay üzerindeki köy yapıları neden kaldırılmıyor? Köprünün restorasyonuna neden itiraz edildi? Ayzanoay'daki köy yapıları kaldırılmasın zaten. Yani orası hem antik hem kırsal bir doku. Evlerin bir kısmı terk edilmiş ama hala yaşayan insanlar var. Bu evlerin, yani ben 2011'de gittiğim andan itibaren bir Afrodisyas örneği olmasını istemedim Ayzanoy'un. Ve bu konuda devam ettik. Bu evlerin de korunması, restore edilmesi ve halkın burada yaşamaya devam etmesi gerekiyor. Bu nedenle çok elzem noktalar dışında, mesela Agora'da böyle bir iki evin hem yıkılması sonrasında bazılarında restorasyonu söz konusu. Hiçbir zaman yıktırmadık. Hani bundan sonra da sanırım bu şekilde devam eder diye düşünüyorum. Köprülerin restorasyonu halk niye itiraz etti? Çünkü yapılan restorasyon sonrasında halk bisikletiyle dahi köprüden geçememeye başladı. Tarlalarına gitmek istiyorlar, evlerine. Sadece yürüyerek geçebiliyorlar. Hani restorasyon da biraz ona göre yapıldı açıkçası. Bu nedenle çok memnun olmadılar restorasyondan, ama bu da bizim, yani kazı ekibiyle ilgili bir durum değildi açıkçası. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, bir de evet, bu kadarmış. Teşekkürleri var Şengül Aydıngin hocanın sizlere, hepinize. Ben de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı. Sizleri sevgiyle, özlemle öpüyorum. Birlikte olmak dileğiyle daha sonra da hoşça kalın diyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler hocam. Ederiz. Birazdan sizi izleyeceğiz hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Benim için Konya Selçuk Üniversitesi'nden çok özel bir hocam olarak, az önce Elif hocamın da dediği gibi Anadolu Üniversitesi'nden çok sevgili arkadaşım. Eski üniversite hocamın burada oturum başkanı olması ve hocamız olarak gerçekten bize yol göstermesi çok büyük. Teşekkürler. Asıl ben sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Selçuk hocama da, Fatma hocama da bölgedeki çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Arkeoloji Haber'e binlerce kez teşekkür ediyorum. Hoşça kalın hocam. Bizi bir araya getiriyor değil mi? Allah, evet, çok teşekkürler. Gerçekten evet. Emekleri yine, evet. Yani nasıl söyleyelim, binlerce teşekkür ediyorum sadece. Elimden başka bir şey gelmiyor. Bütün öğrencilerime de söylüyorum. İyi akşamlar diliyorum ben de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.